Bizim Samsun stüdyolarından hepinize iyi akşamlar. Bir Türbün 55 programı ile yine karşınızdayız. Öncelikle pazartesi günü gerçekleştireceğimiz Türbün 55 programında yaşanan teknik arıza nedeniyle sizlerden özür diliyoruz. Bu programı gerçekleştirememiştik ve Altınordu maçı öncesi konuşacağımız konular maalesef bugüne kaldı. Altınordu maçı da bildiğiniz gibi salı gün oynandı ve Samspor'da 1-0 mağlup ayrıldı. Bunu beraber program katılımcılarımız Murat Yıldırım, spor yorumcumuz, hoş geldin kardeşim. Ve Ali Güler hocamla birlikte Altınordu Samspor maçını ve Samspor'un cumartesi günü sahasında oynayacağı Altınordu karşılaşmasıyla ilgili önerilerimizi ve başarı dileklerimizi sizlerle paylaşacağız. Öncelikle dün tüm ülke olarak kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yine biz de buradan bir kez daha kutluyoruz. Ve Atatürk'ün şehri Samsun'dan ilk adımdan hepinize yeniden merhaba diyoruz. Öncelikle koronavirüs salgınının yine içinde hala devam ediyor. Tam kapanma süresi bitti ama yine en azından 1 Haziran'a kadar kademeli olarak bir geçiş süreci var. Bu dönemde de maske, mesafe ve temizliğe riayet etmemiz kendimizin ve çevremizdekilerin sağlığı aslında önemli diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi geçen hafta programı gerçekleştiremedik. Altınordu maçı öncesi konuşacaktık ama olmadı. Ve Altınordu maçı oynandı. Samspor'da 1-0 mağlup, ilk yarı finalinin ilk maçında 1-0 mağlup tamamladı. Murat, senden başlayalım. Kadro ile ilgili bir görüşün var mı? Maça başlanan kadro ile ilgili. Abi şöyle, kadro ile ilgili bir sürpriz yok. Çünkü Ertuğrul Hoca'nın kafasındaki oyuncular, oyun sistemi artık belli. Hangi hafta kimle çıkacağı, nasıl oynayacağımızı bütün Türkiye çözdü, biz de çözdük. Bize bir sürpriz yapmıyor, bir kadroda değişiklikler olsun, oyun içindeki kurgu olsun, bir varyasyon olsun. Hepsi aynı, sabit. 35 haftadır ne izliyorsak bir dahaki hafta da aynısını izleyeceğiz. Ya bu yüzden sıkıntımızın olduğunu düşünüyorum zaten. Yine detaylarını anlatırız ama hiç istediğimiz gibi gitmiyor işler. 20 haftadır aynı senaryo, aynı oyuncular. Hiçbir senaryoda değişiklik yok, oyuna değişiklik yok. Allah sonumuzu hayretsin bakalım. Abi. Yani şimdi senin bu ifadelerinden yola çıkacak olursak, örneğin ilk 11'de kim başlamasını isterdin, kim yerine? Abi şöyle, biz Nadir aldık, faydalanamadık. Evet. Bir 15 hafta dinlendirdik, Matias'ı aldık. Evet. Matias'tan da faydalanamadık, hani olmadı, tutmadı. Tekrar burada Nadir'e gerek yok ki, burada başka bir şey arayabiliriz. Biz zaten kanatlardan, ortalarda gol atan, kafa topu yüksek bir oyuncu istemiyoruz. Bize ayaklar iyi olan bir forvet lazım. Evet. Bu ikisi olmuyorsa burada Yasin'i deneyebilirsin. Kanada Guido'yu atabilirsin. Bize ayağı iyi olan Gökhan Karadeniz'i forvet oynatabilirsin. Evet. En kötü İlyas'ı oynat, 3 tane topa vurur zaten. İlyas sakatlı hocam. Bunun için demiyorum, ben genel anlamda konuşuyorum abi. Yani bizim Nadir ve Matias'tan ibaret değiliz biz. Evet. Bir varyasyon, bir arayış içine girmemiz lazım. Yani kanattan birini forvet olarak. Kanatlardan birini forvet oynar. Zaten bizim kanatlarımızla içeri giren, adam geçip içeride işi bitiren oyuncular. Hani bizim kanatlarımız sürekli orta yapmıyor ki, kafa topuyla gol bulamıyoruz ki. Zaten duran toptan olduğu zaman da stoperlerimiz geliyor. Yani sürekli aynı kadro, aynı oyun, hiçbir arayış içinde değil hoca. Sürekli aynı, ezberledi bize rakipler. Anladım. Zaten Matias'la Nadir de kanat forvet. Yani kanat forvet, devşirme forvet. Zaten Gökhan Karadeniz geldiğinden beri şu anki yerine verimli değil. Bir de forvete koy. Evet. Yani en azından kontrolü vurması, adam geçmesi yeteneği var bunlar. Anladım. Ali hocama dönmeden önce izleyicilerimizden yayınımızı paylaşarak, şu anda bizim Samsun TV Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanmakta olan bu yayınımızı paylaşarak daha çok taraftarımıza, daha çok denktaşa ulaşmasında yardımcı olabilirsiniz. Bu programı ayrıca daha sonra Samsun Haberiskop YouTube kanalında da canlı olarak, banttan bulabilirsiniz. Ali hocam, hoş geldin diyelim. Tekrar hoş bulduk Metin abi. Ben de Atatürk'ün şehri, güzelim Samsun'dan, canım Samsun'dan, başta gurbet olmak üzere büyük Samsun taraftarlarına hayırlı akşamlar diyorum. Sen de program başında bahsettin. Dün Atatürk'ümüzün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dediği gibi, işte benim doğum tarihim 19 Mayıs 1919. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve şükranla anıyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız da kutlu olsun bu arada. Evet, şimdi müsabakaya gelince Murat bir şeyler ifade etti zaten. Güzel noktalara değindi. Şimdi geçen haftaki ilk 11'e baktığımız zaman abi, JJ orada kart cezalı şıydı. Sakat, kart cezalı şıydı, evet.
Onun yerine Ferhat Çolcuoğlu'nu koymuştu. Hemen hemen aynı kadroyu koydu. Sadece işte JJ'yi oraya monte etti tekrar yine aynı yerine. Ya şimdi Murat bir an önce ifade etti kardeşim. Bizim sadece şimdi santrofor bölgemiz sadece Nadir ve Tomane'de mi ya da Mateus'tan mı abi? Yani baktığımız zaman biz kanatlardan yani birkaç tane kanat oyuncusu aldık değil mi abi? Evet. Birkaç tane de santrofor bölgesinde oyuncu aldık. Ama ne yazık ki bizim santrofor bölgesinde aldığımız oyuncular şimdi müsabakanın değişmesi için Kral Tanju Çorak abimizin de arz ettiği gibi yıllardır ya sen şimdi sabaha kadar oyna, tabelayı değiştiremedikten sonra 20 tane, 50 tane, 100 tane pas yap, 1000 tane orta yap. Yani o tabelayı değiştiremedikten sonra bir anlamı yok. Baktığımız zaman biz korkak futbol oynuyoruz abi. Yani bu korkaklığımız hala devam ediyor. Sezon başından beri baktığımız zaman hala bir ilk 11'i, yani böyle ideal bir 11'imiz yok. Tamam mı? Evet. Yok yani. Yani Ertuğrul Sağlam hocamızın belli bir kriterleri var, belli bir saplantıları var. İşte Kerem Can'ı oynattı haftalarca, Mücahit'i koymadı. Mücahit oynuyor şu anda. İşte görüyoruz yani ne şekilde oynadığını görüyoruz. Ya belli bir saplantılar var. Hatta bu 19'a baktığımız zaman ilk 19'a yani şey yok, Oğuz yok, Kubilay yok. Evet. Yani çok enteresan bir şey. Yani bir insan kendi ayağını alır, makinayı da sıkar ya. Karadenizliyiz canım, birazdan ondan diye. Yani evet. Sıkar ya ayağına. Yani resmen kendi ayağına sıkıyor abi. Yani bir insan en büyük kötülüğü kendine yapar diyorlar ya. Bir atasözümüz var ya. Evet doğru ya. Tabii insan kendine yaptığını kimse yapmaz. Yani. Yapmaz. Ya bunu yani Ertuğrul Sağlam burada amacı nedir? Yani fikri nedir? Zikri nedir? Yani anlamış değiliz. Yani hala ya belli bir şablonu oturtamadı. Abi aslında 11 ideal de şu anlamda ideal. 11'i belli ama ideal olan 11 o değil. İdeal olan 11. İdeal 11'i tutturamadık ama 11'i belli. Oynayamayan 11'le sürekli oynuyor. Hani hiçbir arayış içinde değil. Hiç kimse yani diğerlerine verdiği kadar şans vermiyor. Yani neden İlyas'a sabretmiyoruz? Ne de Süper Lig'den aldığımız oyuncuyu başkan kovduktan sonra biz oynatıyoruz. İşte Kerem Can'ı izledik biz 30 hafta. Ne yaptı ki? Ne verdi? Şimdi Gökhan Aslan, penaltıyı atan. Şimdi haftalarda 11'i almıyorsun. Bu müsabakada zaten kaçıncı dakikaya girdi o? 70'te girdi. Gökhan Karadeniz yerine o girdi. 70'te girdi. Yani şimdi Gökhan Karadeniz'i çıkarıyorsun. Yasin'i çıkarıyorsun. Hele hele Hamrun'u çıkarıyorsun abi. Muhteşem oynayan bir Hamrun'u çıkarıyorsun. Bir de ilk onu çıkarıyorsun. Yani Teres Espiger de zaten hatta, biraz şaşırdı hatta yani. Diyor ki yani en çok çalışan oyuncuyu çıkarıyor. Herhalde diyor Ertuğrul Sağlam'ın bir bildiği var diyor. Spiker bile bunu oradan yani görüp anlatıyorsa, söylüyorsa ya sen ne bileyim abi enteresan ya Ertuğrul Sağlam şimdi bazı taraftarlarımız da şunu arz ediyorlar. Ya şimdi burada tabii kimseyi de aşağılamıyorum, kimseyi de kötülemiyorum ama Ertuğrul Hoca hoca değil diyorlar. Yani şimdi insanlara bu konuşma hakkını bir bakmaya veriyorsun yani, tamam mı? Yani şimdi böyle maçların, böyle müsabakaların abi bunlar yani bunlar derbi müsabakaları. Bunlar rakibin yani. Bunu atacağın tamam. Bir gol sana kendi sahanda oynayacağın müsabakada çok büyük avantaj sağlayacak. Sen şimdi belki Gökhan Karadeniz, belki Yasin. Tamam kardeşim belki müsabaka için belki bir şey yapamayabilir ama işte. Tamam. Penaltıyı onlardan birisi atsaydı oldu yani. Yasin de ısrar edebilirdi. Yasin'i normalde çıkartan bir adam değil. Neden? Yok. Ya Yasin de daha önce yok oldu yani. Onlardan birisi atsaydı oldu yani. Kubilay Gökhan'dan niye almadı? Ya Kubilay Nadir'in elindeydi top. Nadir'in elinden Gökhan aldı. Normalde pek oynadığı zaman. Ama abicim sen şimdi teknik direktörsün. Sen şimdi müsabakaya çıkmadan önce nasıl biz hakemler müsabakaya tabii çıkmadan önce 3 tane hakemimizi arıyoruz, memorandum yapıyoruz. İşte yardımcı hakeme ben diyorum ki şu pozisyonda karışma. Ceza sahası işte pozisyon olursa ben göremiyorsam tereddütte karışıyorum sana bakacağım. Eğer bayılar göğsüne çekerse penaltı işte bu. Ama şöyle bu hakemliğin inceliğidir. Şimdi Gökhan, böleyim mi abi? Böyle abicim. Şimdi şöyle bizim Gökhan Alsa ne zaman sahada olduysa bizim penaltıcımız hep oydu abi. Ama şimdi şöyle takımdaki ilk penaltıcı Gökhan Alsan. Hani büyük ihtimal sahanın içinde olduğu için Gökhan Alsan kullandı. Daha önceki maçlara da bakalım. Anladım. Penaltı atış şekli aynı. Atması yanlış, şuraya yandan yanlış. Sen zaten bir kere taraftarın önüne atılmışsın. Yani. Bir şeyler yaşamışsın. 93. dakikada ya ben şimdi olsam, futbolcuysam o riske girmem. Şimdi hariç kim atarsa atsın derim. Hoca ısrar ederse ancak girersin. Hoca ama orada topu gitti Nadir'in elinden aldı. Kendini ateşe attı. Normalde takımda penaltıcı ama Gökhan Alsan. Ama şimdi abi Gökhan Alsan ne abi? Sen şimdi diyorsun ki Muratçığım Nadir'in elini al da şimdi hoca müsabaka çıkmadığını tahtaya yazar değil mi? Birinci penaltı Ali Gül'le, ikinci Murat, üçüncü Metin attı der, tamam mı? Şimdi madem bu penaltısı madem Gökhan Alsan'la Nadir'in elinden niye toparlıyor?
Yani i̇şte o, ya da Nadir'in yarıyor topu o zaman. Ertuğrul Hoca zaten bu biraz zaaf değil mi abi? Nadir'in yarıyor, o zaman Nadir'in elinden Gökhan yarıyor. O da soru işareti, büyük bir soru işareti. İkincisi, madem kardeşim demin de sen ifade ettin, sen bazı şeyler zamanında paylaştın, bir şeyleri evet. sildin şeyinden. Bu taraftar sana biraz sevde bulundu. Sen şimdi ben de olsam, şimdi sen de söyledin. Ben alıp da topu girip de atmam yani. He, onu hoca diretirse böyle, mecbur diretirse o zaman atarsın. O ayrı bir şey ama bunu çocuğa ver. Çocuk bile o şekilde bir vuruş yapamaz. Zaten topa gelişinden zaten kaleci zaten, kaleye ben de göstereyim zaten orada atacağını belli zaten. Oraya kurtaracağım ben. Diyor ki ben diyor kaleciye diyor ki Erhan'a ben diyor buraya atacağım diyor. Bak diyor. Yani resmen belli ederdi göstere. Yani böyle bir ama şimdi de işte insanların kafasında, Samsun'un taraftarlarının kafasında soru işareti geliyor. Abi acaba bunu bilinçli mi yaptı? Bunu bilerek mi yaptı diye. Abi ben bilinçli onun... yapacağını sanmam ya. Ya bilemedi. O onun yani vebalidir abi. Yani şimdi ekmeğe de ihanet etmez bir insan. Ya bilemezsin. İnsanoğlu bu. Bilemezsin. Bilemeyiz. Çoluk çocuğuma soruyorlar. Çoluk çocuğunu düşünüyorsan, aileni düşünüyorsan. Bilemeyiz abi. Kumarın yoğunu o arma için vereceğim. Ama bilemeyiz işte yani. Bilemeyiz. Onun için bilemediğimiz için de orada bir soru işareti var. Ben olsam Guido'yu yaptırırdım. Guido'nun kanatları çok iyi. Ya Guido atardı. Mücahit de ayağı atardı. Mücahit de atar. Ya abi Mücahit de atar. Ya Nurullah bir atsın ondan daha iyi atar abi. Aynen. Ondan daha iyi atar abi. Yorumlar gelmeye başladı yayınımızda. Şimdi Kamil Özer öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Ardından da korkak futbol, devşirmeler, yanlış Gökhan'a neden penaltı atılıyor anlam veremiyorum demiş. Evet Ayla Çakıroğlu izliyor. Ramazan Temiz, hayırlı yayınlar Almanya Düsseldorf'tan. Ah Ertuğrul Hoca, ah yorumum bu demiş. Vallahi biz Allah de, bu ah... sezon bir 150 kere çekmişizdir herhalde bir ah abi. 40 maçta bir 120-130 defa ben çekmişim. Evet, Kamil Özer yine yorumuna devam etmiş. Beni bilen bilir, bu takım için canını veririm ama bu futbola bir yere varılmaz. Bu futbola bir yere varılmaz, yazık olur bu büyük taraftara. Zaten taraftarla başkandan başka bir Samsun... Biz cefa çekiyoruz abi şu an. Evet, Süper Lig'e çıkmasını isteyen yok gibi oyuncularda öyle bir hava var. Yani şu anda taraftar tabii üzgün, serdenişte bulunuyor. Bizler de tabii üzgünüz. Bizler de oynanan futboldan memnun olmadığımız için burada eleştirilerimizin dozunu kısmen yükseltmeye çalışıyoruz ama önümüzde de bir maç var. Onu da göz önüne alıyoruz. Yaşar Coşkun devam etmiş. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Herkese selamlar. Maalesef benim umudum kalmadı. Ciğerim kan ağlıyor demiş. Hepimiz üzgünüz. Kamil Özer Guido'ya neden attırmadı demiş. Biraz önce sen de söylemiştin. Öyle penaltı atılmaz demiş. Gökhan'la ilgili konuşmalar. Gökhan'ın bütün penaltıların atış şekli o aslında. Sadece diğer penaltılarda kaleciyi ters köşeye yatırıyordu. Kaleye giriyordu. O penaltıda köşeyi ters yapamazsan kaleci onu yatmadan bile alırdı yani. Evet. Gökhan ya hemen vuruş stili o şekilde yani. Vuruş stili o. Aynen böyle vurdu yani. Gökhan Samspor'u kafasında silmiş demiş. Onu zaten aylar önceden belliydi de. İşte bu silmiş. Maalesef bizim teknik ekiple. İşten Ertuğrul Hoca'ya geliyor. Ama abi. Madem silmişse abi şimdi şimdi silmişse nasıl başkan geldi 3 tane futbolcuya? Yani ben şuna da inanmıyorum abi. Bu Neşter 3 kişide de kalmamalıydı aslında. Burada yani evet. Bir 2-3 kişi daha gitmeliydi yani. Yani devam ediyordu işte asgariyi mecburen evet. Orada da öyle şey yapılıyor. Mücahit Yıldırır kolay gelsin penaltı olacak atacak adamın kalmadı. O bizi yaktı bu sefer demiş. Bana ya bir transfer sezonundan önce daha iyiydi Bela abi. İkinci transfer sezonundan önce bizim takım daha istekliydi abi. Evet. Evet. Tek İstanbul Spor maçında bir hırslı, istediğimiz futbol izledik. Daha da başka yok. Evet. Şimdi öncelikle taraftar tabii cumartesi günde Altınordu ile burada rövanş maçını oynayacağız. 1-0 rövanşını. Bu karşılaşma öncesi sosyal medyadan maça taraftar alınacağı yönünde paylaşımlar oldu. Bunun üzerine de kulüpten bir açıklama geldi. Bu açıklamayı sizlerle paylaşayım. Üzerine de konuşuruz. Yine yorumlarınızı da bekliyorum. Ve taraftarımızın da bilgisi olsun. Gerekirse programın sonunda yine bir kez daha bunu okuyabilirim. Çünkü önemli bir konu. Samsun Futbol Kulübü olarak 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü oynayacağımız Yılpor Samsun Altınordu Playoff yarı final rövanş maçında protokol kapasitesinin artırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Bu başvurumuzun cevabı TFF'den kulübümüze ulaştığında resmi açıklamamızı siz değerli taraftarımızla yine resmi kanallarımızdan paylaşacağız. Playoff maçlarıyla devam eden TFF 1. Lig 2020-2021 sezonunda maçlar seyircisiz oynanmaya devam etmektedir.
kulübümüz resmi açıklama yapmadığı sürece taraftarımızın stada giriş için kamuoyunda yer alan kimi duyumlara Samsun yöneticisi ya da kulübümüzde yetkili olmayan kişilerin maça sınırsız taraftar alınacağı ile ilgili iddialarına itibar etmemeleri ve resmi açıklamalarımız dışında söylentileri dikkate almamalarını rica ederiz. Taraftarımıza saygıyla duyurulur demiş. Bu kulübün... Kim yapmış abi bu açıklamayı? Kulüp yaptı bu açıklamayı resmi. Kulüp yapmış. Kulüp yaptı resmi olarak. Kim abi? Genel müdür mü yapmış? Kim yapmış? Yani kim yapmış? İsim yazmıyor. Kulüp. Yani kulüp, kulüp yani öyle bir açıklama yapmaya niye gerek duymuş ki yani? Şunun için şimdi... Zaten müsabakalar seyirciyle oynanmıyor ki. Sosyal medyada diyorlar ya gidelim, tamam. Her türlü girelim falan. Abi zaten ama şimdi Adana Demirspor müsabakalarına bak, Giresunspor müsabakalarına bak. Belli bir gruplar, gruplardan yani 100'er kişi, 50'şer kişi gitsin ne? Onda bir sakıncası yok. Tamam mı? Onda bir sakıncası yok. Sağlıkçı adı aldım ne gitsin? Ne olacak? Şimdi bu maçlar, böyle maçlar, bundan önceki müsabakalar, normal lig müsabakalarında bu Giresunspor, Adana Demirspor şeyine, sağlıkçı adı altında statlarına seyirci dolduruyorsa bizim de bu tam can çekişme maçımız yani. Onu da Samspor kulübü onu da belli bir sayıda taraftar gruplarından alsın kardeşim. Onda biz şeylik yok ya. Burada ne gelecek? TFB'nin ceza gelecek. Gelsin abi 50-60 milyar versin Yüksel Yıldırım. 50-60 milyar değildi. Biz geç kaldık abi. Atalan Üsküdar'ı çoktan geçtik. Biz bunları yapacaksak 8 hafta 10. Aynen öyle. 60 bin ödeyecektik. Aynen. Geçti şu aynen öyle. Buna daha ne emniyet izin verir ne kimse izin verir. Zaten en fazla 200 kişi sokarlarsa sokarlar. Sokamazlar. 4000-5000 kişilere oynayacağımız abi niye, 5 hafta önce. Abi niye sokamazlar abi? Niye sokamazlar biliyor musun? Adana'daki emniyet müdürü, Adana'daki Adalet Bakanı farklı mı abi? TFF lig bittikten sonra biraz hani geç uyanmış diyelim ya da art niyetli ya da art niyetli değil. Tamam. Bunu kamuoyuna bırakmak lazım ama TFF temsilcilere gönderdiği yazıda ya da şifayen bunu bilemiyoruz tabii. Statlara seyirci olursa maçları başlatmama kararı. Kupa finalini oynattılar tamam. Seyircili. Emsal göstersin. Tamam abi. Temsilcinin görevi o. Gözlemcinin görevi hakemliğe izleyip not vermek. Temsilcinin görevi de sağ içindeki olağanüstü olaylara müdahale etmek. Tamam. O zaman şeydeki maçlara o zaman niye müsabaka etmedin? Adana'daki, Giresun'daki. Bunu hani sezon bittikten sonra alınan bir karar bu. Ve Sakarya'nın şimdi kimin oynadığı maçta bilmiyorum. Van olabilir. Van'ın oynadığı bir final maçında, playoff maçında hakemler sahaya çıkmadı. Taraftar var diye ve maç geç başladı. Ya abicim tamam da. Nasıl oynattı finalde? Beşiktaş stadında binlerce kişiyle kutlama yaptı. Katılıyorum abi. Şimdi Murat'ın da dediği gibi abi o zaman ya bu kanunlar abi kanun şeyde yazmıyor mu abi? Yasada yazmıyor abi. Lobisi güçlü olan girebilir yani, diye abi yasada demek ki. Evet. Anayasada bazı yazılı kanunlar yok mudur abi? Yani bu şimdi abi bu futbol hakemle bu TFF'nin FIFA'nın Türkiye futbol yani uluslararası FIFA'nın ülke federasyonuna yollamış olduğu bir kitap. Bunu hakemle buna göre yönetiyor. Şimdi Adalet Bakanlığı'nda kanunlar var değil mi abi? Ya şimdi Adana'ya başka kanun Türkiye'de yaşayıp da Samsun'a başka bir kanun mu uygulayıyorlar abi? Yani bu bize geldiği zaman mı kanunlar abi değişiyor? İşte başkan söyledi bunları adamı susturdular. Evet. Şimdi Antalya Başkanı daha beterini konuştu. Sayı saymayı bilmeyen adam TFF Başkanı olmuş dedi. İstanbul evet. Şakşak çıkması dedi. Bir sürü laf söyledi adam. Ya biz bunları daha önce şimdi i̇şte Murat kardeşim de dedi ki biz bunları abi Adana Spor maçında oynadık ya bu Adana Demirspor. Giresun'u oynadık ya. Biz burada seyircileri olacaktık abi. Aynen öyle 60 biz milyar. Biz maçlarda o zaman 60, herkes yapıyor. 60 şimdi, milyarda bir şey değil abi. Şimdi maçların sayısı baktı. Düştü. Göze battı abi göze. Battı, evet. Bu sayı seyirci sayısı tamam. Televizyonlarda haberlere çıktılar. İş ihale bize kaldı. Yani bence sen şimdi bana diyorsun ki hocam diyorsun TFF'ye bir kırmızı kart daha göster diyorsun yani. Ben kart yani, gösteririm. TFF'ye hakikaten yalnız. Vallahi billahi. Ya. Bu kadar yalnız olunmaz ya. TFF'ye bir kırmızı kart daha gösteriyorum. Abi. Ama TFF'nin kurumlarına değil yani kurum bakidir. TFF'yi yönetenlere gösteriyorum bunu. Evet. Şimdi Turan Akşen hocamız maçı yayınımızı izliyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Mücahit Yıldırım kolay gelsin. Penaltı atacak adamın kalmadı. O bizi yaktı bu sefer. Var da aslında demiş. Atacak adam da. Adamı var. Şimdi bakın yani şunu da aklıma geldi. Gökhan atabilirdi de aslında da kötü vurdu ya. Kötü vurdu.
Yemin olsun içimiz yanıyor. İnşallah bu hafta yüzümüzü güldürürler demiş. Biz de tek temennimiz o. Gördüler. Yoksa ki... Allah ya aslında güldürmek... Bak skor çok kötü bir skor değil abi. İyi dedin. Bizi inandırmayan ne biliyor musun? Biz takımı izliyoruz ya. Takıma yani biz bu yok. Futbolla, bu takımla, bu Aldo diye iki tane, üç tane nasıl atacağız? Yani biz, bize takım kendini inandırmıyor ki. Bir, yoksa 1-0 bir şey değil. 1-0 dediğin bir şey değil abi. Yani 2-0'la... Turu geçiyorsun, 3-1'den de turu geçiyorsun. Ama Aldo Nordi bize burada gol atar. Ama şunu unutmayalım ki Muratçığım, 1-0 bir şey değil ama. Adamlar şimdi onların açacağı bir gola karşı da biz de 3 gol atmamız lazım. Şimdi bu fark yapmamız lazım. Bu sahada dizilen ilk 11'e 19'a baktığın zaman bunlar yani affedersiniz ruh yok bunlarda. İstek yok, azim yok, hırs yok. Bu şekilde baktığımız zaman bırakın bir taneyi. Bırak 3 taneyi biz bir tane atamayız yani. Söyleyeyim bu haftanın. Eğer bu şekilde oynarsak. Ertuğrul Hoca sıkacak 1-0 uzatmaya götürmeye uğraşacak. Açık böyle basayım 3 tane atayım 4 tane atayım oynamayacağız. Ya sen şimdi 1-0 yeniliyorsun abi çıkarıyorsun yani sabe Savcevic'i çıkarıyorsun. Yani böyle bir zihniyet var mı abi ya? Böyle bir zihniyet. Yani sen ya diyorsun ki ya hocam çıkmak istemiyorsan Allah'ını peygamberini seviyorsan hocam. Vallahi billahi. Vallahi bizi uğraştırma hocam ya. Vallahi şöyle koltuğa oturup da yani gerçek Samsunlular bir tane böyle rahat bir maç seyretmen hocam ya. Allah'ını peygamberini seviyorsan hocam. İnançlı bir adam olduğunu biliyoruz. Allah'a şükür hepimiz inançlıyız ama ya sen kendi kendine boynuna idam sehpasını atıyorsun böyle. Ulucanlar da var ya, bu arada da deniz gezmişleri de rahmetle analım, tamam mı? Yani onları, yani idam sehpasına çıkıyorsun, boğazına geçiyorsun ipi, bekliyorsun. Yani az bir şey vuruyorsun ayağının altına. Ya hocam vallahi billahi var ya, tam bir komiksin ya, vallahi billahi. Yani herkes büyük hoca diyor ama vallahi billahi bana sorarsan var ya, vallahi billahi. Yani hakaret etmek istemiyorum ama hocam hoca da... Ne bileyim yani hocam orada soru işareti işte. Hoca var abi kariyerinde sinirsi yani, var da. Ertuğrul Hoca'nın çok yani. Güzel bir sözü var abi. Başka kulüple dedi. Geri gelmek için bazen gitmek gerekir dedi ya. Evet onu da ben de hatırlıyorum. Bazen yeri geldi diyor yani o sözü söylemeden. Evet, ne aynen. Zaman abi? Bursaspor'dayken giderken evet. Dedi ki bazen dedi geri gelmek için gitmek lazım dedi bıraktı. Yani bazı olmayınca olmuyor. Bazı bir olmadı. De Ertuğrul Sağlam'a gelmişken şunu abi arz edeyim. Şimdi Ertuğrul Sağlam dikkat ettiniz mi abi? Yani bir tane üstünde siyah tişört var abi. Yani basın toplantısında da siyah tişörtle gidiyor. Maçlarda, müsabakalarda siyah tişörtle gidiyor. Ya sen Bursaspor'dayken takım elbise giyiyorsun. Yakışıklı bir adamsın, beyefendisin. Ya giy öyle. Ya çık duruyorsun böyle. Tamam mı? Yani şöyle dur. Ya çık oraya müdahale et. Ya hocam para ağırlığı olur be. Hocam param pulum var hocam. Param pulum bizi yani milyonlara, milyarlara katlar hocam. Yani yoksa biz sana alalım buradan takım elbise. Ya bir en azından bir şeklini, vizyonunu değiştir hocam. Duruşunu değiştir. Müsabakalara müdahale et. Giyimini değiştir. Vallahi billahi yani burada Samsun Spor'u temsil ediyorsun. Samsun Spor'a yani burada yazık yani hocam. Yani Samsun çünkü insanlar kurumları temsil ederler. Sen de şu anda Samsun Spor'un teknik direktörü olduğuna göre hocam biraz geliştir kendini hocam. Biraz hem beynini geliştir hocam. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Hem sahaya okuma anlamında, sahaya içine müdahale etme anlamında. Fix menü senin bir şeyin var hocam. 65'ten sonra oyuncu değiştiriyorsun. Yani anlaşılır gibi değişsin hocam. Vallahi billahi hani gazetede bulmaca oluyor hocam. Vallahi billahi 1000 tane bulmaca çözüyoruz ama seni bir türlü çözemedik hocam. Buradan da inşallah sana selam olsun ama İnşallah çıkarız abi. Herhalde umudumuzu kaybetmiyoruz ama şöyle bir laf vardır ya bizim Türk milletinde. İşimiz Allah'a kaldı. Harbiden Allah'a kaldı. Yani işimiz eğer hocam sana kalmışsa, bu futbolcuya kalmışsa vallahi de billahi de tillahi de yemin ediyorum işimiz Allah'a kaldı hocam. Eğer bu yani azimle, bu hırsla, bu ruhla oynuyorsanız vallahi de billahi de tillahi de işimiz Allah'a kaldı. Evet. İzleyicilerimizin yorumlarına yine devam edelim. İsmail Yılmaz hayırlı yayınlar demiş. Kamil Özer kupa maçında taraftar vardı da ya bize yasak mı bu maçlar demiş. TFF bu sene bize yasak getirdi. Yine Kamil Özer'in. Salih Gürt, Yüksel Başkan'ın parası da çok değerli kardeşim. Kendisine getirilen transfer listelerinden hep 4-5 sıradaki adamları transfer edersen sonuçta böyle berbat barbut atar gibi playoff oynayan mahkum olursun işte demiş. Bu Salih Gürt'ün yorumu. Valla tabii ki en başında dedik ya abi bu ligi bilen oyuncu alacaksın. Evet. Biz 6 tane 7 tane oyuncu aldık. Hepsi kapalı kutu. Hepsi de fos çıktı.
Ben valla yollarsam teknik ekibi, scout ekibini de komple yollarım. Kesinlikle vallahi katılıyorum. Mustafa Aftal'dan aşağısına kadar hepsini... Ya zaten şimdi Muratçı, Metin abi zaten biz şimdi lige çıkarsak zaten ya bu şekilde... Olmaz yine değişik. Bu futbolcuların zaten %90'ı gider. İkincisi ya çıkalım da çıkmayalım da eğer çıkarsak da çıkmasak da bence Ertuğrul Sağlam'ın yani artık vizyonu Samspor Kulübü'nde tamamlamıştı. Bana sorarsan yani. Evet. Kamil Özer sahipsiz şehir demiş. Ağzına sağlık Ali Hocam demiş. Kamil Özer işte böyle değerli kardeşlerimiz. Kamil Özer de fanatik bir Samsporlu kardeşlerimiz. Birlik beraberlik mesajı yayınlıyorlar sürekli. 30 haftadır lig bittiğinde şampiyon olacağız dediler. Olamadık. Ne oldu? Şimdi yeniden aynı sözleri gop verip bize yapıştırıyorlar. Bugün yine biz taraftar biz birlik bizim bildiğimiz bütünümüz bozulmaz abi. Bizim geçen de birlik beraberlik. Geçen de Metin abi biliyorsunuz taraftarın sesi programına ben konuk oldum. Geçen cumartesi akşamı güzel bir program oldu. Yani orada Selamet kardeşimiz moderatör güzel bir klip yapmış orada. Bütün futbolculara yollamış. Ya bunu hiç izlemediniz mi? Bunu ya beyninize sokup da sahaya hiç yansıtmadınız mı ya? Demek ki abi bunlar yani boş yani. Boş bakıyorlar, boş seyrediyorlar. Yani bu kardeşimiz bile bir şeyler yapmak istiyor, uğraşıyor, yolluyor bunlara. Ama ne yazık ki bu futbolcu kardeşlerimiz ruhlarını, benliklerini, beyinlerini sahaya yansıtamıyorlar abi. Aç adam yok ya abi. Futbolu aç adam yok. Hepsi doğru. Doymuş. Ne kadar doymuş adam varsa hepsi bizde. Bir azim, istek yok. Ya burada yok şöyle abi. Bir şey de olabilir Metin abi. Şimdi Yüksel Yıldırım başkanımız... biz Süper Lig'e çıkarsak zaten anlaşmak istediğimiz futbolcular var. Bunların 15 tanesi zaten gidecek. Tamam mı? Hatta sözleşmesi olanlar da birkaç tanesi gidecek diye böyle bir cümle kullandı. Aslında yanlış bir cümle kullandı. Evet. Yüksel Yıldırım. Soru acaba ona cevap vermişti. Ben acaba bundan dolayı işte bu futbolcu kardeşlerimiz acaba yani değişik tavırlara mı giriyor, değişik şekillere mi giriyorlar? Yani hocam bu Yüksel Başkan'ın açıklaması lig bittikten sonra playoff maçından önceydi. Tamam önceydi diyorum ben de zaten. Ligin içinde neredeydi bu oyuncular? Ligin içinde yüzümüz güldü mü? Gülmedi. Yok bu oyuncular zaten lig bittiğinde çoğu gideceğini biliyor ki abi. Biliyor. Biliyor ama bak diyelim ki Adana Demir ya da Giresun kaç tane oyuncuyu ne yollarına ayırdı. Hayır. Sen şampiyon yap takımı da şampiyon takımının oyuncusu olarak git. Seneye şimdi bu sene formu düşük olan oyuncular Samspor çıksa da çıkmasa da seneye bu takımda kalacağını mı sanıyorsun? Kalmıyor ama şöyle abi Ertuğrul Hoca'nın kadro seçimleri çok kötüydü. Yani hak etmeyeni formaya verdi, hak edeni o tutturdu. Takım içinde ben bölünmeler olduğunu düşünüyorum. Ama sözden başında Ertuğrul Sağlam ne dedi? Yani forma burada dedi kardeşim. Evet. Bunu hak eden o alacak ama bence yani, adaletli dağıtmadı. Çünkü adaletli davranmadı. Hani konuşmasıyla yaptığı birbiriyle çelişkili durumda. Evet. Şimdi İsmail Yılmaz köprü geçerken at değiştirilmez. TFF bitmiş durumda. Adana Demir ve Giresun'da seyircili lig bitmemiş. Devam ederken müdahale etmek de şart niyet art niyetten başka bir şey aranamaz demiş. Bence biraz önceki şeyle ilgili TFF'nin seyirci hani olursa maçları başlatmayın demesiyle ilgili bu yorum. Kendisine teşekkür ediyoruz. Az yorumlardan devam edelim. Yine konu var zaten. Ertuğrul Hocam ah demiş Ramazan Semiz. 3-4 gün önce Gökhan Alsan'a kahvaltıda sen de mi buradaydın demesi anlama geliyor. Evet. Gökhan Alsan'ı savunduğundan değil futbolcuları küstüren hoca ah demiş. Bak şuraya yazdım abi aynısını doğru diyor. O hangi kahvaltıda oluyor? Kahvaltıda mu? İşte şeyden önce herhalde şu Altınordu maçından önce galiba. Gökhan Alsan'a kahvaltıda Gökhan Alsan Gökhan sen de mi burada tamam mı? Bu takımdaydın. Ya böyle bir cümle var mı abi? Yokluğum belli değil. Sen şimdi adama abi orada hakaret ediyorsun. Oo Gökhan sen de bu takımda mıydın diye hitap ediyorsan bence orada şimdi büyük bir soru işareti yine kafaya koyalım abi. Şeytan avukatını yapalım. Sen bana şimdi bu şekilde hitap ediyorsan şimdi günahını darmıyorum ama ben o penaltıyı işte atar mıyım atmaz mıyım orada insanın şimdi karakterine bağlı. Şimdi bu sözün kaynağı ne hocam? Video mu var yoksa bir fısıltı gazetesi mi? Ya öyle bir duyum aldık işte abi yani. Yenildi gerçek. Doğruymuş yani gerçek yani. Ben doğru olduğunu sanmıyorum. Şimdi yok gerçekmiş abi. Nerede konuşacağını bilecek kadar. Gerçekmiş abi gerçekmiş. Gerçek mi? Abi eğer bu cümleyi dediyse gerçek abi. Bu cümleyi dediği bir oyuncuyu hocanın zaten oynatması bir kere hata. Böyle bir dediğin adamı niye oynatıyorsun ki? Aynen öyle abi. Bu adama bu şekilde hitap ediyorsun. Bir de şunu diyor. Ben 70 puan aldım diye başarılıyım diyor. Başarırsın kardeşim tamam. 90 puan alacağımız yer değil. 3 puan
3 takım 70 puan aldı. Evet. TFF kimi çıkarıyor? İlgi 2'yi çıkarıyor. Rakibini yenemedikten sonra. Yok, TFF 2. TFF İlgi 2'yi çıkarıyor. Nasıl başarısın hocam? Çıkamadın. Kimi yendik abi zaten ilk 5'ten ki ya? Kimi yendin? İstanbul'u yendik. Başka da bir şey yok. Kimi yendin abi? Altın Ordu'ya zaten iki maçta zaten 270 dakikada 270 dakikada bir gol atmışız abi. O değil, Altın Ordu ile ilgili istatistikleri paylaşıyordu spiker de. Altın Ordu galiba İzmir'de bize ilk galibiyetini aldı. İlk galibiyet. Ya şimdi, 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, şimdi muhalebiyet oldu. Şimdi yani. Altın Ordu müsabakası izledik mi abi biz? Şimdi o çocuklara evet. Baktınız mı yüzdeğine abi? Hiç böyle daha tüyleri çıkmamış. Hep daha çocuk abi bunlar. Çocuk hepsi yani. Hep çocuk yani ya. Yani bunlardan da mı utanmıyoruz ya? Bu çocuklardan da mı utanıyoruz çocuk ya? Çocuk Mekan ne yaptı? Bizi perişan etti tek başına ya. Sol kanadısa bizim sağ bekimiz, onların sol açı. Evet. Adam perişan etti, koridor sol yaptı oraya evet, ya. Aynen. Kamil Özer aynen Murat doğru konuşuyor. Atacak beraberlik peşinde olacak hoca demiş. Tek uzatmalara da götürsün. Penaltıya da götürsün ama turu geçsin. Ne yapıyorsa yapsın Ertuğrul Hoca artık. Vallahi ben bundan sonra yapacak olanı. Dedik daha burada iyi hoca aldık. Çok güzel yaptık dedik. Açık ara gideriz dedik. Benim %100'lük depom %30'a kadar düştü abi. Benim inancım %30 falan. Ama herhalde abi baktığımız zaman yani herhalde futbolcularla arasındaki bir bağ yok abi. Bence futbolcuları sevmiyorlar galiba. Futbolcu mesleğini sevsin. Hocayı sevmiyorsa işini yapsın. Ama hocayı sevmeden de olmuyor ki abi. Evet. Hocayla hani olacak da patronu sevmeyen bir şeyden bile bir Metin abinin dediği de doğru aslında. Yani çünkü sen buradan para alıyorsan. Para kazanıyorsun. Vicdanın varsa. Değil ki yani hadi sen mahallede ben toplasan da gel top oynamıyorsan ben seni sevmiyorsam giderim orada oynamam. O zaman teknik direktör başına abi. Yani, o zaman teknik direktör koymayalım. Adam işine saygıdan çıksın oynasın. Tamam da şu var şimdi hoca diyelim ki herkese yapacağı görevi anlattı. Sen bu hocayı sevmiyorum diye o görevi yapmıyorsan sen yediğin ekmeğe, çoluk çocuğuna götürdüğün ekmeğe, içtiğin suya her şeye ihanet ediyorsun yani. Orası öyle. Ya şimdi Ertuğrul Sağlam abi buraya gelirken abi evini getirdi mi getirmedi değil mi abi? Getirmedi. Şimdi tesislere kalıyor abi. Yani, şimdi şu var ben yani, yani bence, o, onun sorunu. Ama niye nasıl? Ailesi diyelim ki eğitim durumu vardır. Bilemeyiz ki çocuklar hepsi yetişsin. Ama 5 senelik imza, ama 5 senelik mukabele imzalıyorsun abi. 5 senelik imza atıyorsun ama. Ailemi getireceğim diye imza atmıyor ki abi. Ya, ya takımın başında olacağım ya diye. Ya o yapıyor. Ayrı bir şey abi. Hı. Ama şimdi bir insan nasıl başarılı olur abi? Çoluğu çocuğu buradaysa yani ekstra bir şey konuşuyorum ben. Hanımı buradaysa, çoluk çocuğu buradaysa tamam mı? Daha başarılı olur yani. Çünkü sen şimdi kulüpte yatıyorsun, kalkıyorsun. Yani ya insan gına gelir orada yani. Anlıyor musun yani? Bence yani kafasında bence ileriyi düşünmedim acaba? Çünkü 5 senelik imza atıyorsun, mukavele imzalıyorsun. Sen ne evini getiriyorsun? Sen gidip ne başka bir yerde ev tutuyorsun? Geliyorsun yani affedersin de abi kusura bakmasın da sığınmacılar gibi gel kulüpte yat kalk. Yani orada ne sen hadi yatıyorsun kalkıyorsun orada bir idareyi de sağlayamıyorsun. Orada bir disiplini de sağlayamıyorsun. Evet. Çok aşırı motivasyondan da olabilir abi. Takıma aşırı motivasyondan da aşırı olabilir. Aşırı motivasyon ben doğru. Yani 20 metrekarede insan. Ya ben teknik bir adamım. İşte 20 metrekarede. Ben teknik bir direktörüm abi. Teknik bir adamım. Orada kulüpte yatıp kalkmasına karşıyım abi. Karşıyım abi. İstete dünyanın bir numarası hocası olsun. Yatabilir ama orada yatıyorsan yok. Başkan ta İstanbul'dan duyup yok. Da burada kartla duşu bırakmayacak. Evet. Onun duyduklarını sen tesiste zaten biliyorsun. Biliyorsun. Başkana bırakmayacak. Başkanın böyle böyle sebepler var ben bu oyuncuları yolluyorum diyecek. Evet. İş oraya gelmeyecek. Tesiste yatıyorsan evet. Uçan kuştan haberin olacak. Yani bir de başkan da üzerine açıklama yapıyor. Diyor ki teknik direktörün yapacağını biz yaptık. Tamam. Canın ona elinde sigarayla diyor orada volta atıyor diyor. Tamam. Sevinmiyor sen abi. Görmüyor musun abi o zaman onu? Yani o, bu şekilde başkan konuşuyorsa sen de teknik direktörsen. Evet. Hepimiz onurlu, gururluyuz. Onurluyuz da şerefimizle yaşıyoruz. Eğer onurunuz, şerefin varsa o zaman baş istifanı gidi abi o zaman. Madem yanlış mı öyle bir şey? Muhakkak tabii. Şimdi Murat doğru konuşuyor. Atacak beraberlik peşinden olacak. Onu okumuştuk. Samsun 17 ilçesi var. Yaşar Coşkun demiş. Ne kadar sağlıkçı varsa gelsin demiş. Valla sağlıkçıları alıyorlar mı? Onun da bir garantisi yok. Abi bak herkes herhalde sağlıkçı olduğuna inanıyorlar. Onların çoğu sağlıkçı değil ki. Zaten sağlıkçı değil, adı altında taraftar. Ya sağlıkçılar gelse yine yeterli ama almıyorlar. Almıyorlar. Abicim zaten geçen önceki müsabakalı Adana'da ve Giresun'a giren seyirci sağlıkçı falan değil abi. Yok, sağlıkçı değil adı altında arıyorlar. Sağlıkçı değil yani. Ya ona benzeri uygulamalar oldu Türkiye'nin değişik yerlerde. Belki bizde ya. De oldu. Yani. Ama şimdi hani sağlıkçıların da öyle bir girme şeyi yok herhalde. Yok yok oldu ki diyelim sağlıkçılar topladık getirdik. Takıma bir şey olmaz ki onlar oturup olmaz maçı seyreder. Sağlıkçı bağırmaz ki zaten. Ya ama sağlıkçıların içinde maçı de. Maçı oturup bizim gibi maçı seyreder abi televizyon. Abi 300 tane sağlıkçı girdi. Sen içinden 5 tanesini anca çıkar bağırırlar. Bağırmazlar abi.
Benim tanıdığım sağlıkçı bence, var. Yani iyi taraftarlık bence yapıyor. Bence burada Yüksel Yıldırım'a şuradan seslenelim abi Sayın Başkan. Yani bunun ceza kısmı ne olursa olsun, 50 olsun, 100 olsun. Bence burada seyirciyi oraya stadın içine monte edin bence. Ama şu var işte, şu en son çıkan statlara seyirci alınırsa maçın başlatmama olayı varsa senin tüm cezayı göze alman bir şey... Ama Murat'ın dediği gibi en son Kupa maçında oynandı abi. Ona izin verdiler işte. Ama o şeyle izinle 1/3 250'şer tamam. Taraftar aldı. Ya tamam, playoff maçlarına da versinler abi. Playoff da ya verirse ayrı bir şey ama şu andaki uygulama bu. Onu söylüyoruz hocam. O boşluğu doldurdular abi. O yasal boşluk vardı orada. 65 bin lira ödüyordun. İyi Altınordu'da vardı seyirci ama Altınordu'da. Hatta bizim Samsun'da da seyirci de gitti oraya. O yönetim tayin. Yönetim abi. Yönetim abi. Yani 50 olsun, 30 olsun, 100 olsun. Ya şu an biraz önce zaten abi. Biraz önce kulübün açıklamasını okuduk. Bizim protokol tribünü büyük burada. Artırılması için yani diyelim ki protokol tribünü yana genişletme anlamında o tribü talebimiz oldu diyor. Kulüp onu anlatıyor ama onun haricinde taraftar kısmına aldığın zaman seyirci maçı başlatmazsa abi biz kanun ve hükümlerine uyuyoruz abicim ama bu kanun ve hükümler Samsun'da başka, işte Edirne'de başka, Antalya'da başka, Adana'da başka uygulanmasın. Bizim dert yandığımız nokta bu abi. Evet. Tamam mı? Yoksa biz devletimizin vermiş olduğu kararlara uyuyoruz. Ama bu kararlar herkese karşı eşit uygulansın yani. Örneğin şu kupa maçındaki seyirci alma oranı Samspor'un inşallah olur da Allah söyletmiştir. Amin, final maçında da uygulansın. Bunu isteyebiliriz ama şu andaki final maçına gelmeden yarı final maçında ilk maçı da oynanmış bir yarı final maçının ikinci maç için taraftarı açmazlar. Bu benim kişisel görüşüm. Yani bu açılmamasını istediğim için değil ama uygulamaları gördük. Ama yapmaları gereken de final maçında taraftar alsınlar. 100 mi alıyorlar, 200 mi alıyorlar bir oran koysunlar. Nasıl ki Antalya Beşiktaş maçında 250'şer kişi alacağı dediler. Burada da bir oran koysunlar. Biz çıkamazsak almasınlar abi. Biz çıkamazsak kimse almasınlar. Ya ne şu var. İşin içinde Samsun olmaktan sonra kimin ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Abi vallahi ben onu bilmiyorum. Yasin ve Gökhan bu hafta maçı asılıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Bu maçı eğer alacaksak o ikisinin performansı çok önemli. Evet. Yasin'le Gökhan asılsın abi. Geldiklerinden beri bir maç almalılar. Ya başka Muratçığım başka zaten alternatif yok ya. Burada zaten herkes bir kişilik değil 11 kişilik oynasın. Abi biz Nadir'e yani, kaldıysak Matias'a falan kaldıysak. Yani ciğerleri patlasa da ayakları kopsa da bu maçı almaları şöyle lazım. Şöyle bir öneri yapsam ben. Yani Altınordu'nun buradaki maçıyla ilgili orta sahaya Savicevic'i orta sahadan forvete atsa, orta sahaya başka birini monte etse daha iyi olmaz mı? Abi Savicevic'i bak atabilir. Yani ayağı iyi olan herkes bize forvette oynar abi. Zaten yani, bizim... Bunu da niye söyledim biliyor musun? Adana'da iki gol attı ya Savicevic. Atabilir. Ama ben orada Gökhan Karadeniz'in ya da İlyas'ın ya da Yasin'in daha etkili olacağını düşünüyorum abi. Onların golü... Evet onlar daha olsa daha iyi. Anladım. Yani illa Matias Nadir'in oynamasına gerek yok. Nadir defansını onlarda top kovalıyor. Bizim defansımızda top kovalıyor. Orta sahada top kovalıyor. İleri çıkıyoruz, içeride Allah'ın kulu yok. Evet. Şimdi Yaşar Coşkun, hoca Samsun'a misafir gelmiş demiş. Biraz önceki konu üzerine tabii bu. İsmail Yılmaz, topçular bitik durumda. Hep papaz dolu bu futbol tabirinde olan bir olay. Doğru diyor. Evet, bu da gruplaşmaya getiriyor. Bu topçular bir üst lige hatta bulunduğu ligde bile oynayamaz. Ligin en garanti para veren takımı bu yüzden yukarı çıkmak istemiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü birçoğunun futbol hayatı bitecek. Tamam da yukarı çıkmayınca kalacakların garantisi mi var? Yok işte ben diyor dedim belki ya. Belki gereği olacak başkan. Kim alacak onları? Ama işte sözleşmesi devam ediyorsa en azından. Verir kirayı abi. Vaattin'e yaptığını yapar. Yapar. Abi taraftarlar işte yani şu oyundan dolayı taraftarlar onun için böyle bir yorumlar yapıyorlar. Yani yapmakta da haklı bence de yani. Çünkü abi 30 haftadır aynı şeyleri dedi. Şimdi Murat kardeşimizin de dediği gibi yani çıkamazsak da burada kalacağınıza garanti mi yani? 30 haftadır. Bize inanın. Ya biz inanıyoruz da. Bizi sözlerle değil abi. Bize sahadaki oynadığınız futbolla inandırın. Biz zaten inanmaya hazırız. Ya izliyoruz da yani gerile izliyoruz. Bu hafta da yine aynı kadroya çıkarsa yine aynı şeyleri yaşayacağız. Evet. Biraz önce Ertuğrul Sağlam'ın yani daha doğrusu Samsun antrenmandaydım. Ben 5.30'da başladı. Antrenmanın başını seyrettim. Orada Mücahit Albayrak savunmanın sonunda oynayan oyuncu bir kısa bir konuşma yaptı. İyi bir takımız dedi. Finale yükseleceğimize inanıyorum dedi. Peşinden Ertuğrul Sağlam açıklama yaptı.
son 34. hafta oynadığı açıklama neyse. Aynısı. Kopyala işte ya, sadece maçları değiştir. Ligi değil de playoff'u evet. kazanacağız diyorlar. Eskiden evet. şampiyon olacaktık. Lig bittiğinde bir Süper Lig'deydik. O biz, hayal gitti. Ondan biz bu uyandık. Şekilde, biz bu şekilde hayalleri biz, şimdi. Biz bu şekilde oynayalım abi. Biz sabah da oynayalım. Biz bu şekilde bu ligden çıkamayız, tamam mı? Metin abi en yani, sağlamdan daha çıkamayız. İyi yönetiyor takımı. Çıkamayız. Diyor. Onun Hüseyin için abi. Biz biraz da yani bu şekilde... Hüseyin Karadaş yazmış ya, sana düşüyor herhalde. Ya henüz ben de, o şimdi sıradan gittiğim için yorumları evet, atlamayayım doğru. arkadaşlar şey yapıyor diye. Sen yorumları oku abi. Bayağı yorum var, sen yorumları evet, oku. İsa Donbay, Ali Güller abim saygılar. Hayırlı yayınlar abi. Sezon başından beri sahip çıktı hocaya, daha yok abi demiş. İşte İsa Donbay, o da büyük şans oldu. Evet, Kamil Özer bugün yorumlarıyla programa renk kattı. Bu camia büyük olduğunu unutuyor. Hoca Ali hocam doğru konuşuyor demiş. Ramazan Semiz, hoca Samspor tesislerinde 25 metrekarede misafirhanede kalıyor. Misafir gibi misafirmiş demek ki demiş. Ertuğrul Sağlam maç doğru, sonu doğru. açıklaması ruh hali bile tam fiyaskoydu demiş. Ferhat Gür'ün yorumu bu da. Adem Kurnaz, ruh yok, karakter yok, para fazla geldi, başkan doğruyu açıkladı demiş. Evet, Kamil Özer az önce basın açıklaması yaptı hoca. Çok isteksiz açıklamalar yapıyor. Biraz önce bahsettiğim açıklamadan bahsediyor Kamil Özer yine. Çok şaşırmıyorum demiş. Adem Kurnaz, hoca bundan uykusu gelmiş. Hoca bunda uykusu gelmiş. Bu ruhsuz futbolcularla ne desek boş, hak eden kazanıyor. Necdet Özdemir'in yorumu. İdris Kaymak, selamlar, iyi yayınlar kardeşim demiş. Aleyküm selam, sağ olun. Kamil Özer, rakipleri hep yenildik. Hocanın hiçbir başarısı yok. Recep Hoca bundan iyi yapar demiş. Recep Sermet Boyarı diyor. Şu anda U19'un başında. U19'u biraz sonra konuşacağız. Evet, 4 maça geldi işte. 4 maçta 4 galibiyet aldı. Karakteri, duruşu, yani vizyonu, yani Recep Hocam. Sermet Boyar, o da bizim Samsun'umuzun öz çocuğu ya. Evet. Yani böyle çocuklara şans verebilirdik aslında. En azından 25 en azından, yıl tazminat sözleşmesi olmaz. Git dediğinde yok, yine de, gel dediğinde. Yok bir de en azından şey abi. Muratçığım, şimdi Ertuğrul Sağlam geldi abi. Yıllardır bu memlekette bu takıma doktor olarak görev yapan Mehmet Özdemir ile değiştirdi. Kendi doktorunu getirdi. Evet. Şimdi yanında bir tane Samsunlu yardımcı hoca alamaz mıydı abi? Alırdı. Ama yani hani diyor ya, ben çocuklarımla Samsunlu Samsunlu. Yalan abi, bence yalan. Ercan Özdenç, iyi yayınlar. Hüseyin Karataş, hepinize kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim senin. İsa Donbay, hayırlı yayınlar demiş. Tekrar biraz önce yorumunu okumuştuk. Engin Özdenç, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Yaşar Coşkun, bu açıklama yönetici açıkladı, Metin abi doğru diye demiş. O biraz önceki şey açıklamasını diyor. Bu zaten bize basın bülteni olarak kulüpten gelen açıklama, doğru diyorsun. Kulübün açıklaması. Onu da belirtelim tekrar. Hüseyin Karataş, Ertuğrul Sağlam'ı sevmeyebilirsin ama camiayı ve taraftarı sevin ve finale kalın beyler demiş. Bu herhalde evet. futbolculara evet, mesaj. Evet. Hüseyin doğru dedin kardeşim. Güzel bir nokta. Ben dedim yani, biraz önce ben de söyledim. Sen de söyledin abi. Hı. Ertuğrul ille yani şimdi Murat'ın söylediği lafa kaçtık, sen de söyledin. Evet. Yani ille yani hocayı mı sevmek lazım? Doğru, aldığın paranın hakkını vereceksin. Şimdi hocam hepimizin dışarıda bir çalışma ortamı var. Evimize ekmek götürdüğümüz ortamlar oldu. Herkes müdürünü seviyor mu sen abi? Sen müdürü sevmiyorsun ya da şefini sevmiyorsun, amiri sevmiyorsun diye işini yapmayabilir mi bir memur? Sen git şimdi diyelim ki bankamatiğe, bankaya. Oradaki gişe memuru sağa sola baksın. Ne oldu? Ben müdürü sevmiyorum. Ama şöyle böyle bir mantık abi, var mı yani? Ama şöyle var. Yüzünü vermez. Müdürü sevmiyor mu? 10 kişinin bir saatte yapacağı işi... Evet. 2 saatte yapar. Yani 7 ekmeği haram karıştırıyor. Ama o da işte onun işte Metin abinin dediği gibi 7 ekmeği yani evet. Yani vicdan olmayan insanlar o şekilde davranıyor evet. Yani. Kamil Özer ailesinden neden uzak duruyor? Kafası rahat olmaz. Şaşıracak iş ya demiş. Evet, Kamil Özer genel sigara içiyor. Nasıl izin veriyor? Bunlar biraz önce konuştuğumuz konulardı. Ya artık bu saatten sonra Metin abi arkaya bakmamak lazım. Bu saatten sonra evet. Önümüze bakmak lazım. Büyük Samspor taraftarları. Bu saatten sonra şimdi yani olumlu yorumlar da yapalım. Takımı sahiplenelim. Burada birlik olma günü, tamam mı? Evet. Onun için başka bir Samspor yok. Bu maçı da kaybettiğimiz zaman bir dahaki sene, bir de şimdi enteresan taraf abi. Bir dahaki sene Muratçığım. Yukarıdan 4 takım geliyor. Erzurumspor, Denizlispor, Ankara Gücü, Gençlerbirliği. 4 tane. Geldi. Alttan da 3 tane gelecek. Evet. Manisa biri. Nasıl olacak abi bu iş? Yani orası tam
Cehennem çukuru olacak yani. Tamam, biliyor musun? Toplasın, buradan da çıkacağız biz abi. Evet. Ege Rulo demiş ki Ali abim Sakarya playoff maçlarına seyirci var diye hakem başlatmadı maçı demiş. Biraz önce konuştuğumuz evet, konu. Evet teşekkür ediyorum. Ertuğrul Sağlam'ı sevmeyebilirsin ama Hüseyin'in yorumuna yanıt verilmiş evet bu. Hüseyin abi seni severek izliyorum. Selamet ABS programımızı izliyorum. Ben gerçek Samspor taraftarıyım. Üzülerek söylüyorum. Oynanan futbol teknik adam ve futbolcular hiç güven vermiyor ama inşallah çıkarız demiş. İsmail Yılmaz. Ya abi topçular inanmamış. Ortada oyun yok. Futbol yok. Seyirci olsa ne olur? Yani topçular bu işi beceremiyor. Biz bir şeyler yapalım olmaz mı demiş. Atakmadasak ne yapsak abi? Çıkarsak şunu yapacağız bunu yapacağız diye bilmiyorum evet. Ki ya. Forvet çıkarsa sizi yemeğe götüreyim ben. Forvet veli olur demiş arkadaşım bir tanesi de. Veli mi? Ercan. Olur bizim, abi belki iki tane zorla vurur ya. Ya işte doğru diyor Ercan bizim. Ya veli olmaz da. Beraber çalış evet. Ercan'la kardeşimize selam olsun. Bir de bu maçta anlamadığımız bir şey var. Ama doğru da yani şimdi yani. Şimdi senin forvetin gol atamıyorsa o zaman veli bazen araç sıza çıkıyor ya atıyor ya gol abi. Onu anlatmaya çalışmış Ercan doğru. Ama şu da var yani şimdi bu maçta rakip boy olarak savunması bizden uzundu. Öyle olduğu halde hep havadan oynadık. Abi normalde bizim takımımız yerden çok iyi oynayacak oyuncular var. Bir de abi bizim Türk futbolunda şöyle bir ibare var abi. Şöyle bir zihniyet var. Ya şimdi kendi alanında pas yapıyorsun. Sağa ver, sola ver, stopere ver, geriye ver, galeciye ver. Şimdi müsabaka 0-0'da. Puana ihtiyacın varsa son 5 dakika defansa bile bindirme yapıyorsun topları. Bindirme. Sağdan bindirme, soldan bindirme. Göbekten bindirme, stoperden bindirme. Bunlar zamanlı yapsanız kardeşim. Abi biz oraya yenilmemeye gitmişiz. Ertuğrul Hoca oradan beraberliğe razıymış. Zaten belliydi bu. Biz evet. Golü yiyince... Ama golü beraberlik en tatlısıydı. Onu becerebilseydik. Yapamadık. Tabii. Yani gerçekten hiçbir şey oynamadık. Hani Altınordu oynamadı ama Altınordu çok inşallah zorladı. Dua edelim ki Altınordu burada bir gol atarsa bizim işimiz zor yani. Evet. Zor. Bir sıfır da yani kötü bir sonuç değil yani. Hemen, ama biz azimle oynarsak, gol atmaya çabalarsak, gol atabilirsek... Evet. Ama onların atacağı bir gol bizi gidelim, bitirir yani. Yani gider sağlık gibi 80'de 85 değiliz. Meraklıyız böyle işte heyecanı. Evet. Ya bilmiyorum abi ilk yarıdan çok baskılı oynamamız lazım ya. Şimdi ama şimdi şöyle bir şey de var Muratçığım. Şimdi baskılı oynayacaksın. Orada korkak oynuyorsun. Şimdi burada komple açılacaksın. Sağdan soldan göbekten ortadan yandan. Biz yine nereden? Abi gene geçen yok. Maç. Bastıracaksın. Adam kontra ataktan kapacak topu. Kontra atak yapacaklar. Komple evet. Defans bomboş. Zaten ligin en iyi kontra yapan takımı. Adam gol atacak ondan sonra bekle. 3 tane atabilirsin. Abi ligin en iyi kontra yapan takımı. Biz bu maçta korner kullanıyoruz. Kullandığımız korner bizim kalemizde gol pozisyonu olarak elimizde kalıyor. Biz kontra yaparsak da abi yani ileri hücumlu oynarsak da defansı sağlam tutmamız yok, lazım. Yok savunmamız orta sahaya kadar çıkıyor. Zaten yavaşsınız. Oraya kadar çıkıyorsunuz, geri adam kovalıyorsunuz ama adamdan 2 metre geride geliyorsunuz. Ya yine de... 2-0'ya kalacak pozisyon verdik ya, kendi kullandığımız kornerden karşı karşıya pozisyona girdiler. Peki şimdi atamadım. Rakipte bir sakat vardı bu maçta. O şimdi sen daha çok sporun içindesin Murat. Alihan Özök 90'da sakatlandı çıktı ama o daha önceden sakatlanmıştı. Sakat devam etti. Abi hiç final maçında yani bizim maça yetişir mi? Abi yetişmese de onlar da zaten hani birbirine alacak oyuncular değil hepsi birbirinin eşit. Onlar da şey de kart gördü. Hüsamettin de kart gördü. Efendim, Hüsamettin de kart gördü. Şimdi o da ben geçmişini izledim oyuncunu. Yani geçmişini derken bu sezon forma şansı bulduğu maçları. Birçok maçta ilk 11 oynamış. Yani abi. Bu da Samspor açısından. Samspor'da biraz önce antrenmandan geldiğimi söylemiştim. Ertuğrul Hoca'nın henüz açıklamaları gelmediği için ben sizlere tam okuyamadım ama İlyas Kubilay İzmir'e götürülmemişti. Şu anda takımla birlikte çalışıyor. O sıkıntı yok. Yani forma verilirse bu hafta oynayabilecek. Tomane'de geçen hafta bireysel çalışmalar yapıyordu. Bugün takımla birlikte çalıştı. Hoca antrenmanın bir bölümünü alacağız ve deneyeceğiz dedi. Ertuğrul Sağlam değişik bir hoca abi ya. Şimdi bir hafta önce 19'a 18'e almadığını bir dahaki hafta 11'e koyuyor. Yani enteresan değişik bir hoca abi ya. Yani çok tuhaf bir hoca. Yani bunu kadro genişliğine bağlıyor kendisi biz konuştuğumuz zaman ama tabii ki bu kadro genişliğini tam kullanabildi mi o da. Oğuz'u niye almadın buraya abi? Yok abi kadro genişliği de şu. Eren Kartal en son ne zaman oynattı bu maçtan önce? Hatırlayan var mı? Caner gitti. Yine bir maçta sonradan girmişti. Onda da
Sol tarafa mı aldın? Caner'e gitti. Erkan oynattı da Sabri Erkan oynattı. Şimdi Erhan Kartal maçı kurtarmak için oyunu alıyorsa bu adam biraz hazır olması lazım. Maç eksiği olan bir adam 10 dakikada ne yapabilir? Ama Erhan Kartal orta yapsın diye aldı. Yok Erhan Kartal abi ne diye anlıyorsun abi? Maç, nasıl maç kurtaracak yani? Yok orta yapsın diye aldı. Orta yapıyoruz. En uzunlarımız geride bekliyor. En kısalarımız kime yapacak ki ortayı? Bunu anlamadım yani. Aynen. Geri al çabuk adam. Kovalaması kolay. Zaten bizim altın ortada 3 tane dikkat edeceğimiz oyuncu var abi. Çıkmıyor ki zaten geri 8 tanesi. Doğru. Metehan, Ahmet İlhan Özek, bir de forvetler yani başka da bir şey yok. Başka da bir şey yok. Üçü Enis Destan. En az. Üçünü boş bırakmadı mı gerisi zaten çıkmıyor tarafa fazla. Kamil Özel her şeyi eşit olacak. TFF tam bir demiş. Forvet Veli olur demiş. Var odası Ali Hocam demiş. Allah ben olsam bu hafta Matias'ı da oynatmam. Kim demiş abi? Bazen Hüseyin var deyince Hüseyin Karataş söylemiş onu. Valla ilgili konu olunca şimdi maçta iki tane, üç tane pozisyon vara gitti. Şimdi abi. İki tanesi bizim aleyhimizeydi, bir tanesi lehimizeydi. Şimdi dakika abi bakayım. Dakika 30 abi. Veli'nin yaptığı pozisyonu gördün mü abi sen? Gördüm hocam ben onu soracaktım. Bak, şimdi abi var eksi abi o adam. Şimdi Abdülkadir Bitigen. Evet. Seni penaltıyı verir mi vermez mi? Şimdi sen Veli ile ilgili mi söylüyorsun? Veli'nin yaptığı pozisyonu. Veli'nin yaptığında ben korktum penaltıyı çalacak diye. Rakip oyuncu çok istemedi penaltıyı. Vardan da çağırmadılar ya. Var'da da kim vardı? İşte Barış Şimşek ve Kemal Yılmaz vardı yani. Yani aslında var çağırmadı. O pozisyona çağırmaya lazım aslında yani. O pozisyona verebilir yani. Şimdi sen ben de korktum yani çağıracak. Ya sen şimdi nasıl yani böyle bir final maçında nasıl böyle bir hata yapabilirsin abi? Nasıl böyle bir hareket yapabilirsin? Ya. O hep hata yapıyor ki abi. Sadece bu maçta yapmıyor ki. Benim hataları her maç ben sana destan yazarım. Yani sanki Recep Burak'tan iyi mi? Recep Burak'ı yolladık. Veli'yle uğraşıyorsun. Aslında Recep onların, Burak gitti. Ercan gitti. Aslında onların attığı penaltı pozisyonunda ya. Penaltı yani orada yani. Adam yani futbolcu normal çıkıyor orada yani. Ben zaten şimdi orada şöyle çıkıyor. Yani kalkmanın sakınca var mı? Çıkmıyor ki abi. Şöyle yani. Adam normal Nizami yani. Topa giriş yani normal böyle. Hani eli şöyle olur Metin abi. Evet. Yani böyle olur tamam. Tabii. Eyvallah. Ya da şöyle olur tamam. Ama normal böyle. Nizami yani. Valla bence penaltı abi. Ya şu var. Ya penaltıya bir şey demiyorum ama yani o kadar açık bir elde değil yani. Ya abi niye biliyor musun? Top karşıdan geliyor ya. Hani tamam. Top hiçbir yerden sekmedi. Bir yerine çarpıp tamam, gelmedi. Sekmedi. Top kornerden beri direkt eline geldi. O da bakıyor yani topun geldiği yöne. En azından saklayabilirdi, kollayabilirdi. Ama şöyle çeker gibi yaptı yani. Ama bak, çok açık. Çeker gibi yaptı yani. Yok. Şöyle yaptı ama yani biraz. Kutaramadı. Geç kaldı. Kutaramadı yani. Şimdi bizim Matias'tan topun geçeceğini tahmin etmedi. Ama işte Süper Lig'de bir adamlar hani şu şekilde duruyor. Ya kurtarmaya çalıştı aslında da kurtaramadı. Zaten Matias'tan sekseydi zaten vermezdi zaten. Çünkü bak, kafadan sekme geldiği için. İşte kurtaramayınca da ceza kesiyorlar. Çok var. Altın Ordu varı çok kullanmak istedi. Bir de Nurullah'ın pozisyonu için itiraz ettiler. Onun da var odasıyla konuştu Bitigen. Ama şey yapmadı, yok, devam ettirdi. O pozisyon da saçmaladı. Şimdi hakemlik dedik o yani. O pozisyon için ne diyorsun şimdi, hocam? Zaten omzundan döndü. Yok orada herhangi bir şey yok. Şimdi müsabakadan önce şimdi Abdülkadir Bitigen bizim herhalde 3 sene önceydi değil mi Murat? Boluspor müsabakasında burada bizi katliam etti zaten. Mahvetti. Bunu da yine vermedi. Ama şimdi müsabakadan önce hakemle ilgili Abdülkadir Bitigen'le eski Galip Bitigen'in oğlu bununla ilgili spekülasyonlar oldu değil mi abi? Yani şimdi bizi hakem ezebilir, hakem baskısı olabilir. Yani bizi hakem algısıyla Samsun kamuoyu biraz da böyle korku, yani içimize korku salındı yani. Evet. Ama korkuyu da öyle bir saldı ki abi. Ama müsabaka ile ilgili hakemlik bence hiçbir şey yok. Bu müsabaka için yok. Erdoğan Hoca dedi zaten hakem maçı. Evet. Çünkü hakemlik art etmiş olsaydı o benim biraz önce Veli'ni yapmış olduğu dakika 38 pozisyonu yani çalardı. Ya da şu onların kazanmış olduğu penaltı pozisyonunda vermeyebilirdi yani. Evet. Onun için yok hakem, bu maçta hakemlik bir şey yok. Bir şey yoktu yani. Evet. Hakem onun için güzel müsabaka yönetti. Evet. Alaaddin Tahta yüzsüzler Samsun'da gezerken milletin yüzüne nasıl bakacaklar demiş. Ruhsuzlar demiş. Bu herhalde futbolcularla ilgili. Alper Esp. AKM'de turizm danışmanından Alper. Alper kardeşim. Burada turizm enformasyonunda. Selam olsun. Ve sevgilerimi iletiyorum. Allah cumartesi akşamı yüzümüze gülsün inşallah demiş. İnşallah Hüseyin Karataş, Metin abi Ertuğrul Sağlam'dan daha iyi yönetir takımı demiş. Benim lisansım yok. Onun için profesyonel şey demiyorum. Ama şu var yani Samspor ben şahsım için demiyorum ama Samspor taraftarı gerçekten futbolu biliyor. Yani 50 tane taraftarı topla bir kadro yaptır
o kadro kesin başarılı olur. Abi artık 50 tane fanatik taraftarı topla, kadro yaptır. Yemin ediyorum 48'e aynı kadroyu yapar. Abi evet. Artık zaten sadece Samsun yani tarafta değil. Artık futbolu zaten herkes biliyor. Yani futbol yani insanların benliğine yerleşti. İnsanların ciğerlerine kadar girdi futbol abi. Evet. Ama bunu ne yazık ki işte teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sayın hocamız bunu demek ki ya okuyamıyor ya göremiyor. Ne bileyim abi, enteresan ya bir durum yani. Buradaki oyuncular bildiğimiz oyuncular. Biz bu oyuncuların neler yaptığını gördük. Nasıl oynadıklarını gördük. En üst limitlerini gördük. Şimdi o limitlerinin yarısını oynuyorlar. Yarısını oynadıklar ama mesela zoruna gidiyor. Ama bunu oynatacak olan sensin de şimdi. İşte bu hocam, bu işte takımın başında hoca olarak sensin. Bunu ne yapacaksın? Dokunuş yapamış. Bir anne şefkatiyle, baba şefkatiyle bunları okşayacaksın. Hadi çocuğum, hadi yavrum. Rahmetli evet. Güven abi vardı. Güven Gümüşler, Kadıköy Spor'un teknik direktörü. Onu da rahmetle analım. Çok beyefendi, kibar bir adamdı. Yani çok maçını çıktım, yönettim. Evet, bu çocuklarına demesi böyle şöyle diyordu. Hadi çocuğum, hadi yavrum, hadi olsun oğlum, hadi. O bağ yok işte, o bağ duramamış. Yok işte, o bağ yok abi. Bu vesileyle de tekrar Güven hocamı da alalım. Koronavirüsten kaybetmişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve koronavirüs tedbirlerini yine hatırlatmaya gerek yok. Artık herkes ezberledi. Lütfen biraz daha duyarlı olalım bu konuda. Sağlık her şeyden önemli. Güven hocamız, yani ben programa davet etmek için düşünüyordum. O arada rahatsızlandı. Geçen yıl için bahsediyorum. Ve 10-15 gün içinde de aramızdan ayrıldı. Gerçekten bu işin şakası da yok. Açık konuşmak lazım. Çok beyefendi bir insandı abi. Evet ya. Kendisi en son Evci Spor'u bala yükseltmişti. Evet. Evci ile ilgili sürekli konuşuyorduk kendisiyle. Ama maalesef aramızdan ayrıldı. Yine tekrar edelim. Koronavirüsü, COVID-19'u ciddiye alalım. Namık Ertan, ya gruplaşma nedir? Profesyonel bir yönetim olsa bu takım böyle mi olurdu demiş. Zaten başkanın rahatsızlanması biraz başkanın dengesini bozdu. Kendi aynısını söyledi ki yani. Ben evet, olsam öyle olmazdı. Hem takımın içinde abi, şimdi takımın içinde geçmişte Ercan abi gibi, Ercan Koroğlu gibi böyle bir abilik yapacak. Şimdi gol yiyorsun abi, bakıyorsun ya da 0-0 berabere gidiyor müsabaka. Ya insanda hiçbir ruh olmaz mı abi? İnsanda bir heyecan olmaz mı abi? Ben şimdi, ben bile şu anda bazen böyle özel maçlara çıkıyorum, yani hazırlık maçlarına. Çıkarken bile bir gün önceden böyle heyecanlanıyorum. Vallahi bak şu anda bak 50-51 yaşındayım. Yani kendim hazırlıyorum yani. İşte düdüğümü, cartımı, curtumu, ayakkabımı, her şeyimi hazırlıyorum. Heyecanlanıyorum. Çünkü yarın müsabakaya çıkacağım. Yani bunlar da dakika 50, 60, 70, 80 neyse. 0-0 yeniliyorsun ya, insan o 11'in içinde ya da dışarıdaki kulübede ya hiç mi birisi uyarmaz ya, hadi yiyin, kalkın lan, çıkın lan, oynayın lan, ya bunlara yani tabiri caizse affedersiniz, hiç mi pislik yapacak bir abi yok orada yani ya. Yok işte abi. Tamam mı? Yok. Bunları hırslandıracak, bunlara kaba şey yapacak ya, yani tabiri caizse psikopatlık yapacak, tokatlayacak yeri geldiğinde. Yok abi ya. İlk oynanırken de konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Gol yiyoruz. Gol yiyoruz. Day day no. Abi halı sahada yedik sanki. Hadi hani alıyorlar, başlıyorlar. Hani hata yapana abi, bir bağıran aşırı yok. Aşırı mı güven var takımda? Ne güven ya abi? Ruh yok abi. Nadir'in ruh, yaptığı ruh. Çok büyük bir hata mesela. O topu bizim ceza sahamızı çevirmesi. Ama evet. Kimse Nadir'e yakmaman gerekirdi. Hani vursana şu tarafa. Niye buraya çeviriyorsun? Hani evet. Hata yapana hatayı yaptığını söyleyeceksin de abi. Ona Metin abi, ona özgüven denmez abi. Ona ruhsuzluk denir abi. Ruhsuzluk denir. Yani. Aynen öyle. Tek, sorumsuzluk denir. Tek kelime hani bazen gazeteye manşet atıyorlar ya. Ne yazarsın? Ruhsuzlar grubu. Evet. Vallahi bir maçlara kaldı. Ondan sonra bizlerin neler konuşacağını onlar da inşallah takip zaten eder. Bu maçı cumartesi günü zaten bizim maçımız 9'da zaten 21'de. Evet. Gece saat 12'ye uçak biletlerini alsınlar. Herkes gitsin bence. Öyle bir dedikodu var. Cumartesi biletlerini alanlar falan. Herkes gitsin öyle abi. Öyle bir dedikodu var da cumartesi günü son uçak saat 8'de Samsun'dan, onu söyleyeyim bence size. Bence müsabaka 9'da. Ama 11'de, eş dostlarını arabayla aldırabilirler. Bence 9'da abi. 11'de gelsin, eşi dostu akrabası alsın demen. Havaalanına bıraksın abi. Hiç kulübe uğramadan. Bilet miyede almasınlar. Turu geçsinler. Turu geçsinler. Ondan sonra şampiyon olsunlar. Biz de buradan alkışlayalım. Ama geçemedikleri zamanda ne bileyim abi, maalesef bizim, yani fakirin ekmeği umuttur diye diyoruz ya, böyle bir lafımıza yatırıyor. Fakirin ekmeği umuttur. Ne bileyim abi, umudumuz, şevkimiz 35 kalmadı gibi bir şey abi. İnşallah ben yanılıyorum ama işimiz Allah'a kalmış abi. İşimiz bunlara kalmışsa, demin de söyledim. Eğer bu futbola kalmışsa, bu zihniyete, bu vicdana, bu ruhlara kalmışsa
Biz Allah'a kalmış. Allah'tan başka bizi kimse kurtaramaz bu saatten sonra. Şimdi Ali Hocam yorumları hızlı hızlı okuyacağım. Oku abi. Seyircilere ayıp olmasın. Ondan sonra da konu başka bir konuya geçeceğiz. Ağzına sağlık, çok güzel dedin Ali Hocam demiş. Kamil Özer'in yorumu bu. Selam olsun. Biraz önceki konuşmaların için. Hüseyin Karataş, dobra dobra gerçekleri konuşuyorsunuz. Helal olsun size demiş. Teşekkürler Hüseyin. Hüseyin kardeşim, hemen lafa gireyim burada. İki kelime konuşayım da Hüseyin kardeşim. Taraftarın sesi Samsun'umuza damga vuruyor. Selamet kardeşimle birlikte moderatörlüğünde güzel bir program yapıyor. 11 senedir Samsun'a damga vuruyorlar. Buradan da selam olsun kardeşlerime. Bir numarasınız. Namı Gertan, yönetim profesyonel değildir. Başkandan teknik ekibe kadar büyük başkan hasbi menteş oldu demiş Namık Gertan'ın yorumu. Allah rahmet eylesin. Namık Bey yazmış. Tabii biz de birdenbire şey yaptık. Hasbi menteş oldu. Samspor'u gerçekten o dönemleri biz biliyoruz. Yeni nesil bilmez ama ne para konuşulurdu ama başarı da gelirdi. Onun gibi gelmez ki zaten Metin abi. Hasbi menteş oldu. Bir de yani böyle yani para benim, kulüp benim, mal benim, bunlar benim, elemanım. Yani böyle kimseye giydiğime de yapmadı yani. Anlıyor musun? Parayı veren varsa ben gidelim demedi. Evet. Karşılıksız parayı verdi. Karşılıksız sevdalı oldu. Karşılıksız Samsun sevdalısı. Buradan rahmetli başkanımız Hasbi Menteş oldu. Rahmetli arıyoruz. Mekanı cennet olsun. Hasbi büyük başkan. Evet, en büyük mutluluğu takım galip gelsin. Bir de maçtan önce hakeme çiçek verin. Debin oğlum topu evet, diyorum. Allah rahmet eylesin. Murat Özük, abiler biz bu futbola çıkamayız. Ertuğrul Sağlam ne yaptığını kendi bile bilmiyor. Yazık oldu bu camiaya. Takım büyüsü hoca lig bitsin de gitsek havasındayız demiş. Yazık oldu bu camiaya demiş. Ya evet. Zaten biz sene bitmesin abi. Şimdi çıksak da çıkmasak da Ertuğrul Sağlam beni vizyonun tamamlamıştır abi. Bence buraya artık da yeni bir kan gelmesi lazım diye düşünüyorum ben, şahsi fikrim. Anladım. Ali Zengin, onurlu hoca tur atlamayamazsa onuruyla, gururuyla istifa eder gider. Gerçek olduysa demiş, Hollanda'dan yazmış bu. Aynen, Hollanda'ya selam olsun. Evet, güzel. Bizden selamlar. Bence de bırakacak zaten, geçemezsin. Hissediyorum. Evet. Abi geçerse de bıraksın zaten. Geçerse bir şey diyemem de abi, geçmezse bırakacak. Şu an şimdi geçtikten sonra takımı... Bence Süper Lig'de sanki biraz daha bir müşü çevirdi. Verdiği sözüne... Ya ben Süper Lig'e çıkaracağım. Ya bence abi geçtikten sonra bırakmasından ben yanayım. Niye? Çünkü biliyor musun abi, orada yani bir aile bağı kalmamış abi. Ne futbolcu arasında kalmış, ne kulüp arasında kalmış, ne de başkan arasında, ikisinin arasında kalmış abi bence. Zaten bence çıksa da çıkmasa da bence gitmesinden yanayım yani. Çıktığımızda buradaki oyuncuların çoğu da olmayacak. Yönetimsel anlamda da büyük değişiklikler olacağını düşünüyorum ben. Evet. Yani kurulacaksa yeni bir bağ, yeni bir oluşum kurulacak abi Süper Lig'de. Zaten bu şekilde olsa bir avaraj takımı olur. Tabii. Kamil'e Allah'ın sopası var. Bu şehirde kim yanlış yaparsa Allah'a havale ediyorum demiş. Biz de aynı şekilde zaten yanlış yapan kim varsa. Kim yanlış? Ne? Yani siyasi olaylar, yani siyasi sağlam destek çıkılmıyor. Biz galiba biraz önce futbolcuların hani... Şimdi Allah'ın sopası var derken Kamil'ciğim, kardeşim, Allah şimdi işin içine Allah'a katarsak biz şimdi Metin abiyle daha önceki programlarda da konuştuk. Eğer Allah'a katarsak, ilahi adaletse biz 2004-2005'te biz burada Diyarbakır'a yenildik. O sene Sakaryaspor küme düştü. 2005-2006'da da bir sene sonra da Malatya, Diyarbakır, Samsun beraber düştü kümeye. Eğer ilahi adaletse, o zaman adalet arıyorsak kimseye kıyak yapmayacağız. Kimselerine kıyak beklemeyeceğiz. Şimdi biz Samspor taraftarları Tuzlaspor'a biraz serzenişte bulunuyorlar ya. Biz önce kendimize bakalım. Şimdi aynaya geçelim önce. Bakalım saçım doğru mu daramışım, güzel mi daramışım? Nasıl? Bıyığımı güzel mi kesmişim? Önce biz kendimize bakalım. Yani kendimize Müslüman olmayalım önce. Herkese Müslüman olalım. Onun için Kamil'ciğim sana da selam olsun. Kamil Özer'in sanırım oyuncuların şu andaki takım içindeki böyle isteksiz, ruhsuz davranışları... Oyunculara mı dedi acaba? Ben oraya söylediğini düşünüyorum. Çünkü diğer konuları hiçbir şu anda konuşmadık zaten. Yani Tuzla'yı konuşmadık ya da diğer hiçbir takımı konuşmadığımız için yorumun o yönde olduğunu düşünüyorum. Ferhat Gür, maç başlamadan futbolcular toplanıyorlar. Biz de zannediyoruz ki sahayı rakibe dar edecekler. Sonuç ortada demiş. Valla biz de öyle sanıyoruz ama. Aslında o görüntü güzel oluyor da demek ki kim konuşuyoruz? Acaba Jeje mi konuşuyor? Anlamıyorlar mı dediğini? Gaza mı gelemiyorlar? Valla Jeje konuşmuyor da Jeje'nin bile anlayacağı o arada orada şey oluyor. Yani biz abi oradan görüntü mü veriyorlar? Buradın yani, dediği evet. De gibi olabilir abi. Ortaya Jeje geçer.
Hiçbirisi anlamaz bunların. Yine Kamil Özer, gelecek sene iş zor olur, PTT Ligi'nde yemin olsun diyor. Vallahi tabii ki bu seneden çok daha zor olacağı kesin. Aynen abi demiş. Kamil Özer, Ali hocam hakemler nasıldı ama Altın Ordu maçında bence süperdi demiş. Anlattık zaten. Onu konuştuk. Süper Lig'e çıkarsak söz size, yemeği ben ısmarlayacağım. Ramazan Semiz, Selamet Atlı ve Hüseyin Karataş'ı da davetli demiş. Teşekkür ederiz kardeşim. Bir Süper Lig'e çıkalım. Senin yemeğini yedik, kabul ediyoruz. Sağ ol kardeşim. Ramazan'ı izliyor. Bu arkadaşımız da benim eskiden meslektaşım. Ege Rulu, Metin Bey, bugünkü bir haberde İlyas Kubilay Rizespor ile anlaştı diye haberler var. Rize ile anlaştığı için maçlarda oynamak istememiş. Bu konu doğru mu? Vallahi şimdi biz resmi açıklamalara bakıyoruz. Onun haricinde net bir şey kulağımıza gelirse sizinle paylaşırız. Ben bu yönde bir şey duymadım. Evet, Mustafa Karaboyun, Ali Hocam demiş, sadece o kadar. Mustafa Kısaboyun da orada... Deniz oyuncularımızı biliyorsun, Samspor'a yapılarda yapılanları da biliyorsun. Daha önce konuşmuş muyduk hocam? O ne hocam? Sizinle mi altyapıdan gelen oyuncuların gelmemesinde işte... Bu da o konuyla ilgili. Ya kim anlatıyor? Şey, giden oyunculardan bahsediyor bence. Ercan'dan, Recep'ten. Neyi söylüyor abi? Gönderilen oyuncuları biliyoruz. Hani nerede gördüğümüz oyunculardaki herhalde Ercan'la... Ercan'la Recep şu anda ikisi olsa ikisi oynar abi zaten. Evet, kapında. İkisi oynar. Manisa'da oynayan Mehmet var bizim. Mehmet Yılmaz var abi. Recep Burak Yılmaz var abi. Stoper. O var. Adam aldın verdi hiç oynatmadan. Yani... Yani... Evet. Ne bileyim, saçma. Ya şimdi biz geçen sene çok oyuncu verdik. Yani geçen sene değil, bu devre arasında da verdik. Sezon başında da verdik ama... En çok canımızı acıtan bunların içinde şimdi Ahmet Anköse'yi de verdik. Enes İslam'ı da verdik. Bahattin'i saymıyoruz onu. Bazılarının yaptığının yanında çerez kalıyor o zaman abi. Evet. Adam sadece para istedi. Başka bir şey yapmadı ona kalırsa. Ama orada Bahattin... Ama konuşmanın dışında bir şey davrandığı zaman... Orada Bahattin abi haksız abi. Orada yani tamam, yollamasından abi. Yanaydım ben. Evet doğru. Bahattin olsaydı bize çok şey getirdi abi. Ama şu var yani biraz önceki sözüm yarım kaldı. Birçok oyuncuyu kiralık verdik ama işlerinde en çok aranan Ercan Yazıcı ve Recep savunmadaki. Kesinlikle abi. Evet. Recep yani Burak Yılmaz. Recep ile Ercan Veli'nin oynadığını zaten yarısı yüzde 3 katını oynardı abi. Hiç kimse bize kontratak yapamaz. Yapamıyor. Ercan her topa gidip vuruyordu abi en azından. Öyle, her duran topla tehlikeli. Ankara'da da çok iyi bir yarım evet. Sezon geçirdi geçirdim. Yani. Bakma düştüler ama zaten Ankara yani. Düşmüştü yani. Yani Ankara İkinci yarı topladığı kadar iki yarı puan toplasa Ankara ligde kalırdı. Kalırdı. Bakkal Osman Peçe. Eren Kartal'ı boşa kestik. Bu topçuların yani neye yarar demiş. Ramazan Semiz 23-24 Mayıs'ta uçak bileti alan varmış. Vallahi bilemiyoruz. Onlar da onların sorunu. 25 Mayıs'tan sonra alsınlar demiş. Pardon 26 Mayıs'tan sonra finalden önce. Öyle bir... Vallahi yani şöyle Fısıldı gazetesine de fazla inanmayın arkadaşlar. Şu anda kimse bir kere öyle bir şey yapacağını ben sanmıyorum. Ya herkes bir şey söylüyor da Metin abi. Bizim şu an sadece cumartesi futbol hocam ya, odaklanması lazım. Onu konuşacağım hocam. Bu şimdi maçınla ilgili. Samspor Altınordu maçında İlyas Kubilay Yavuz oynayacak mı Ali hocam? Hoca görev verirse. Evet. Ali hocamın adına ben cevaplıyorum. Ben antrenmandan geldiğim için. Vallahi ben. Hoca görev verirse oyuncu hazır diyelim. Vallahi ben teknik direktör olsam oynatırım yani. Oynatmayacak. Evet. Yine 70'te olacak. Bu oyuncularda utanma yok. Bunlar tam demiş. Devamını ben okumuyorum. Bakkal Osman Peçe'nin Emirhan Koçak başka müdahale ederse Samspor Altınordu'yu cehennemi yaşatır. Para mı istiyorlar diyorsunuz yani? Abi para isteyenin parasını alıyor. Yok yok. Prim anlamında herhalde. Prim anlamında mı? Prim zaten başka müdahale ederse denirken başka ne yapması lazım bundan sonra eline sopalıp da ama şöyle bir şu an yaptık da daha ne yapsın abi? Ama şöyle bir söylenti var abi. Hani 8 haftada maaşlarını almamış diye öyle bir söylenti de çıktı. Doğru mu acaba? Dedi ya abi kimsenin alacak tek kuruş borcu yok dedi. Açıkladı ya. Keşke ya acaba şu, şimdi bir kere keşke böyle büyük maçlara bence böyle büyük miktarda aslında yani prim verseydi bu futbolcuyu motive edebilir miydi? Çünkü futbolcu ve sanatçı biliyorsun parayla oynuyor da bunlar abi. Ya birisi, hocam tamam birisi parayla oynuyor, birisi parayla söylüyor. Herkes parayla oynuyor. Herkes parayla oynuyor. Giresunspor'un topçuları para mı aldı? Yok yok. Ya onların tahtası kapalı. Şunu aslında tahtayı ilk sezonun ilk başında açamadı. 13 oyuncusu vardı herhalde transfer etti. Oynatamadı. İkinci maçtan sonra oynattı.
Yani diğer kulüpler bizden fazla mı para aldı? Yok, Niye yok. sürekli para Yok yok. konuşuluyor? Şuna Çıkarsın, işini ya yaparsın. illa ki ama şunu arz etmek istiyorum abi. Şimdi mesela normal müsabakanın primi kaç yerdir? Atıyorum afaki 10 10 milyardır. bin lira. Adana Demirspor ve Giresun müsabakası bunlar bizim rakibimiz. Arkadaşımız da 20'şer yer deseydi daha iyi motive olabilirler mi? Onu yani sadece yani o anlamda ben bir yorum yapmak istiyorum yani. Aslında öyle de bir şey yapabilirdi yani. Ya şu var. Şimdi biz Ya mesela iyi olmaz mıydı yani onu diyorum yani. Yolut abi hocaya parayı verdim oynar da şöyle sezon başında bir anlaşma yapıyorsun işte yıllık şu kadar alacağım maç başı şu kadar alacağım buna imza atıyorsun bunun için Evet. oynuyorsun değil mi? Bunun için oyna başkan sana gene verirse verir. Verirse Sen örneğin alacağını zaten biliyorsun abi. İstanbul Yok. maçına verdi örneği. Ya Verdi. dediğinize ben katılıyorum Metin abi, Muratçım ikinize de katılıyorum ama böyle özel ne maç vardır özel böyle Verebilir. iki tane maç vardır çünkü rakibin senin yani. Giresun Adana Demir maçına Bunlara ver. ekstra yani ne olacak yani 10 lira 20 lira fazla versen yani ne olur yani. Belki de verecekti. Belki de konuşuldu. Bilemiyoruz ki. Evet. Şimdi Kamil Özer rahmetli gibi kimse olamaz. Onun yerini kimse dolduramaz demiş. Bu Aspi Menteşoğlu ile ilgili büyük bir ihtimalle. Ne demek onu demek istemedim Ali Hocam. Oyuncular için dedim demiş. Biraz Pardon önceki Kamilciğim, kardeşim. Kamil Özer. İdris Çelebi çok güzel konuşuyorsunuz. Ama Yüksel Başkan olmasaydı şimdi Samspor 3. ligdeydi. 3. ligde değil. Şu anda amatördeydik biz. 3 sene Ya geçti oralım ne aramızda. olacak? Yani şimdi Ama ya şu an ben de elindeki imkanın ya üzerinde ben konuşuyoruz abi biz ya ben de. de şuna katılmıyorum abi. Tamam Yüksel Başkan Yüksel Başkan da abi. Haşa şimdi adamı da yani Allah da yapmayalım haşa yani. Ya Şimdi işte. tamam ama şimdi Yüksel Başkan'a ben şurayı eleştirmek istiyorum. Tamam başkanımız ya biz Samspor bir tarihtir abi. Samspor yani Yüksel Yıldırım'la dünyaya tanınmadı ya da Türkiye'ye tanınmadı abi. Şimdi Yüksel Yıldırım da her konuşmasında para benim, para benim, bunlar benim elemanım. Ya şimdi bir teknik direktörü elemanım diyebilir misin? Yani ya da oyuncuna elemanım diyebilir misin abi? Ben de burada özel işçi yapıyorum. Sayın Başkanım alınmasın da. Yani para benim işte veren varsa 100 trilyon giderim. Her platformda param param param. Ya bırak hocam. Bırak başkanım ya para para da. Yani paran seninse çocukların sevinsin yani. Bize ne senin parandan yani. Tamam bizi güzel yerlere getirmek için çaba sarf ediyorsun ama yani her platformda da parayı dile getirmenin de ben kendi adıma konuşuyorum. Ya ben rahatsız oluyorum ya. Ben rahatsız oluyorum. Bazıları diyor ki ya hocam adam parayı veriyor. O kadar para veriyor. Bırak konuşsun sabaha kadar. Bana göre konuşmasın abi. Ben rahatsız oluyorum. Ben kendi adıma rahatsız oluyorum abicim. Tamam mı? Evet. Ya Şimdi ister galeye alırsın beni, ister almasın. Ha ben demokratik bir ülkede yaşıyorsak ben de kendi hakaret etmeden kendi görüşümü söylemek zorundayım burada. Tamam evet. mı? Beni rahatsız ediyor. Koçbay Gökçe izliyor ve yorum yazmış. Kendisi benim hem Türk Telekom'dan arkadaşım hem de birlikte maraton tribününde, eski stada maraton tribününde çok maç izledik Samspor'un Süper Lig yıllarında. Ümitsizlik yok, çıkacağız. İnşallah daha oyun bitmedi. 1.90 dakikamız daha var demiş. İnşallah Koçbay kardeşim. Selami Koçar, biz artık rahat uyumak istiyoruz demiş. Kocakır. Ercüment Kahya, Nadir ve Gökhan Alsan oynamadığını Ertuğrul Hoca görmüyor mu demiş. Vallahi Görmüyor işte oynattığına göre. evet, Ya Mustafa bizim Karakoyun, Ali Hocam. Alttan yukarı diyor yapılanmalardan bahsedebilir misin Alttan diyor. yukarı dediğiniz hangi? Ben Alt onu yapılardan demedim. bahseder misin diyor yani. Alttan yukarı yapılanlardan deyince şimdi çok karmaşık bir Mustafa konu. Kısa olayım da o da Samsun'umuzun değerli bir antrenörlerinden. Evet. Güzel bir kardeşimiz. Yani o da Sen şimdi antrenör olduğunu bildiğin için konuyu çözdün. Ben şimdi yorum okuyorum. Çözmeden de tam okumak istemedim. O da şimdi bir takımın hocası neydi o? Bir Karadeniz Spor mu? Karadeniz Yok, Spor Karadeniz mu? Spor değil, pardon. Mustafa'cığım yazar mısın oraya? Unuttum onu. Hatta o Trabzonspor'a oyuncu da yolluyor. Formaları da bordo mavi. Tamam mı? Yani o futbolcu sağa sola da Şey futbol... Karasamspor'da Yok, mı? Karasamsun Orada değil. o bordo mavi Karadeniz değil. Spor olabilir, Yok bordo yok mavi. Karadeniz bordo mavi Yok yok değil. Karadeniz Değil, değil. değil. Arması sanki Yok yok benziyor. Karadeniz Değil, değil. Şeydi değil. bu. Yani o kulübüde hiç şeyim de. Karadeniz Fırtınası galiba herhalde. Ya Karadeniz fırtınası Fırtınası. Yani olabilir. Karadeniz Fırtınası. Fırtınası. Tamam, Ha. tamam. Karadeniz Fırtınası. Tamam. Yani altyapıya girersek şimdi biz yani geçmişe bakmamamız lazım. Altyapı Şimdi önümüzdeki altyapıyı önümüzdeki haftalarda konuşuruz Mustafa. Biz konuşacağız. onu daha önceki haftalarda da dile getirdik zaten. Biraz önce Metin abiyle Murat da getirdi kardeşim zaten. Altyapıya kendi çocuklarımız zaten hiçbir zaman sahip çıkmadık. Çıkmıyoruz da. Ne yazık ki işte onun için bu hallerdeyiz. Evet buyur Metin abi.
Samsun halkı maçı öncesi tesislere gidip bu olayın ciddiyetini anlatmalı bence. O olabilir bak taraftarı takımı uğurlama gibi. Ya böyle maçları yapıyorlar ama mı? Ama cumartesi günü de sokağa çıkıyorlar herhalde maalesef. Yine burada sıkıntı olabilir. Aynı yorum tekrar göndermiş Halil Durmuşoğlu. Herhalde ulaşmadı sanmış. Erkan resmen sağ taraftan bir tane ortası yok. Erhan Kartal orta konusunda yetenekli. Neden Erkan Reşmen'e bu kadar ısrar ediliyor? Ya Erkan'ı da eleştirmeyin ya. Bırakın Erkan yani çocuk görev adam. Nereye verirse orada oynuyor evet, yani. Erkan, şimdi... Erkan elinden gelen en iyisini yapıyordu abi şöyle. Tam sağ bek değil. Tam sağ bek Erhan normalde. Evet, 6 ayda çok iyi 31 tamam, doğru. Maç oynadı. Hani biz Erkan biz nereye gidersek gelsin zaten bizden abi. Sol bek boyu oynuyor. Ama normalde Erhan Kartal'a biraz daha fazla şans verebilir. Doğru. Doğru. İki hata yaptı çocuğu kesti. Caner'in yüzünden 15 tane gol dedik. Caner hala oynadı abi. Yok şu anlamda diyorum yani. Erkan sağ bek değil ki o anlamda eleştirme anlamında o diyorum. Yok Erkan'ı yani. Kötülememiş bence. Hani Erkan da değerlendirebilir. Sağ bek de Erhan da oynadı. Veli'nin yanında oynasın abi Erkan. Stoper de oynadı. Doğru. Aynen öyle. Oynar yani Yalçın yine de oynayabilir. Hızlı yani onlar da. Evet. Herkesin yerine oynar. Erkan'ın stoper oynadığı maçlarda biz daha iyiydik. Daha iyiydik yani. Abi. Veli'nin yerine her türlü oynar. Evet. Bu hafta herkes maça gitsin. Ceza bizleri yıldıramaz demiş Kamil Özer ama maalesef... Yok stada almazlar. Stada da alınmaz. Sıkıntılı bir olay yok. Karadeniz fırtınası diye yazmış Mustafa kısa boyun. Biraz önce siz de hatırladınız zaten. Samsun'a verdiğimiz oyuncuları biliyorsun demiş. Evet Samsun'a da oyuncular verdi Karadeniz fırtınası. Evet. Evet. Hayırlı yayınlar demiş Soner Göktürk. Sağ ol kardeşim. Sen de biliyor, tanıyoruz. Evet son yorum. Kim verecek abi başkan? 2'de 1 benden parayı nasıl kazanıyorum onu ben biliyorum. Aynen katılıyorum. Sayın abim Terme'den selamlar demiş. Alo hocam sizin biraz önce başkanın parayla ilgili yorumlarından. Tamam şöyle üzerinden... düşünüyorum ben. Empati yapıyorum şimdi. Başkan yerine koydum daha kendime. Ya o kadar para veriyor. Sporculardan bir şey bekliyor da adam. Ya kırıklığı tabii içinde. Bekliyor yani. Tamam veriyor da. Düşünsene abi. Veriyorsun o kadar parayı. Ya Muratçığım. Yani şimdi. Ya kardeşim. Yani burada başkandan 10. sıradaki ziyade... takım performansı veriyoruz şu anda. Aynen. Şu an şimdi burada başkandan ziyade ben bu oyuncuları getiren ve oynatan teknik ekibe yüklenirim. Aynen. Başkan parayı verirken hiç kimseye yani daha doğrusu sürekli konuşulanlar biz bu sene sırtımızı işte koltukta yaslanacağız, rahat bir maç seyredeceğiz diye oyuncu transfer yapıyoruz denildi. Bunu söyleyen de kimdir? Bunu Sparta ekibidir. Oyuncuyu getirenler. Başkan gidip de herkesi tek tek izleme şansı yok. Herkesi tanıma şansı da yok. Abi o zaman bu lig bittikten sonra abi çıkaralım veya çıkmayalım. O zaman evet. Alacaksın squad ekibini, alacaksın teknik ekibi. Squad ekibi yollayacaksın tamam. Abi. Hepsini abi alacaksın, hesabını, kitabını keseceksin o zaman tabii, abi. Tabii yollayacaksın evet. Abi. Bu kadar başarısız bir squad ekibi olur mu Ali abi? Evet. Şimdi... Önce diyor ki videodan seyrettik. Seyretme abi bizim önümüzde koskoca 35-40 tane takım ligi oynuyor. Al da onların içinden al. Gözümüzün önündeki adamdan al. Bir tane almadılar. Evet. Yunus Akgün'ü al. Al Volkan Şen'i söyledik. Adam bak Adana Demirspor'a sonradan da gelse. Ya bir de bu ligde oynayan insanı alacaksın. Ya bu ligde oynayan topçu alacaksın. Bırak dışarıdan. Dışarıdan öyle bir adam alman lazım ki. Yani geçmişte işte Hacı gibi, Schumacher gibi değil mi Metin abi? Evet. Böyle kaliteli insanlar alacaksın abi. Hı. Ya bizimkiler daha doğrusu herhalde işi ucuza kapatıp böyle oyuncu kendini geliştirsin. Dışarıya satalım düşünüyor. Sen şimdi bir tane adam aldın abi. Türünde oyuncular aldılar yani. 5 yıllık bir tane oyuncu aldı. Neydi o? 5 yıllık. Yamaego. Yamaego. Nerede Yamaego abi? Yamaego gitti takımda ne top oynadı biliyor musun? Yamaego şu anda gönderilenlerin içinde biraz umut vadeden birisi. Ondan memnun. Tamam, nerede ama abi? O Freddy vardı sol tarafta. Tamam. Jesse vardı. Tamam bu adamı niye aldın abi o zaman? İşte Jesse'yi aldın, Pullman'ı aldın. Nerede abi? Bu adamları alacağını... Yamaego zaten tamamen bir fırsat transferiydi. Yatırım amaçlı alındı. Onda sıkıntı yok. Ama biraz geliş... Yani biz alalım, işimizi görsün ve gelişim de göstersin. Biz daha fazla paraya satalım diye düşündüler. Sol tarafta Freddy vardı. Sağ tarafta Jesse vardı. İkisi de patladı. Dumane de sakatlandı, patladı. Ama abi geleceğe bırak. Abi. Bana şimdi bugün bu ligden çıkaracak ve de oyuncu alacaksın abi. Tabii. Bırak geleceğe. Geleceğe sen beni 5 yıllık adamla imzalamışsın. Bırak 5 yıl. 5 yılda senin alt çapıda eğer alt çapıya önem verirsen orada ne cevherler var? Abi o Adana Spor'da Eze var ya ADS'de. Eze bizim evet. Ligimizin oyuncusu. Evet. Yemin ediyorum bizdeki futbolcudan çoğundan daha ucuz. Evet. Al işte. Al, niye almıyorsun abi? Embilde tarzında adam. Al. Niye almıyorsun abi? Yamaego'yu gönderdin. Niye gönderdin? Yabancı hakkımızı ofanstan yana kullanacağız dedin. Onu anlayış gösterebilirim.
Ama bir Recep Burak'ın, bir Ercan'ın gitmesini ben anlayamıyorum abi. Evet, onu biz de anlayamadık. Şimdi Samspor'un futboldan yanı sıra, futboldayken A takımı yanı sıra U19 takımı da var. O da bu hafta onun 11. maçını oynadı ve sahasında oynadı, yani Samsun'da oynadığı Ümraniye maçında 2-0 kazandı. Ben maçı seyrettim. Gençler fazla zorlanmadı bu maçı kazanırken. U19 takımımız lider durumda bulunuyor. Biraz önce konuşmuştuk. Recep Sermet Boyar yönetiyor başında teknik direktör olarak. 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti var ve şu anda 28 puanda lider. En yakın takipçisi İstanbulspor, onun da 25 puanı var. Evet, U19 ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Abi U19, Sermet Hoca, Recep Hoca biliyorsun, başarılı bir hoca. Şimdi U19 burada dünya şampiyonu olsa ne olacak? Yani kısalar şampiyonu olsa ne olacak? Olimpiyat şampiyonu olsa ne olacak? Ben her zaman şunu diyorum abi. Yıllardır da müsabaka yönettim burada. Onların da müsabaka yönettim. Sen eğer yarışmacı grubuna, Samsun Spor'a eğer bir oyuncu atamıyorsan orada 20 tane atsan ne olacak? Orada dünya şampiyonu olsan ne olacak? Ben ona karşıyım abi. Ya sen bu çocukları, bu cevherleri değerlendiremiyorsan, sağdan soldan oyuncu alıp da ondan sonra o sağdan soldan aldığın oyuncuları sağa sola yolluyorsan, o zaman bir anlamı yok. Altyapıya bakmıyorsun çünkü yani. Altyapıda ne cevherler var Metin abi, daha önce de konuştuk Muratçığım. Yani ne insanlar var, ne topçular var, ne futbolcular var. İşte ne topçular, futbolcular kayboldu gitti bu memleketten. Tamam mı? Altyapı için diyorum yani. Evet. Bu çocukların ahları var. Annelerinin, babaların ahları var abi. İşte bu Samspor'un bu halde olmasının sebebi de bence ne biliyor musun? Biz önce kendi özel işi yapalım. Bu çocukların ahları var bu takımın. Ahları var. İşte bu ahlardan dolayı Samspor bu hallerde biliyor musun? Kadroda kaç tane Samsun'da var? İşte yok yani. Nurlar var. Başka Nurlar var. Başka yok. Başka yok. Nerede Celil'le, Serkan'lar, Yılmaz'lar, Musa'lar nerede? Bir anda yedekleri de düşündüm. Yedeklerde bir tane mecburu oldukları U19'dan bir kişi yazıyor. İşte Emirhan Koca vardı bu maçta. Abi varlıkta bu kadar paranın içinde PAF'tan alıp A takımla oyuncu oynatamazsan yoklukta zaten oynatsan ne olacak? Bunu varlıkta yoksa... at bir tane abi bu kadronun içine. At abi ya. At bir tane, hadi iki tane at. Ne olacak? Oynat. 16 yaşındasın. Yani ya senin şu oynattığın kadrodan abi, şu oynattığın kadrodan şundan. Yani bu çocuklar yani şevkle oynarlar, aşkla oynarlar, azimle oynarlar, ruhla oynarlar ya. Yani bunlar... En basit örneği de, sözünü keseyim, Trabzonspor hazırlık maçı. Aynen. Şu anda o artık o oyuncu şeyde, Çarşamba Spor'daydı. Çarşamba Spor'daydı. Ceylon, evet, Hidayetoğlu. Yani dediğin gibi, şimdi senin takımın kaliteliyse, kalecimiz tamam, altyapıdan. Bunların içi birkaç tane sen var. 10 kişinin içinde bir kişi, o 9 kişi bir kişiyi tolere edemeyecek. Neden yani? Abi at ortaya bir tane ya da geriye bir tane at yani. Şimdi şöyle ibare vardı ya, şimdi altyapıdan bazı çocuklar da yolluyorlar. Görüyorum, bakıyorum, duyuyorum. Yolluyorlar. İşte performanslar iyi değilmiş. Neye göre performansınıza bakıyorsunuz kardeşlerim? Tamam, neye bakıyorsunuz? Sayın hocalar, bu çocuklara bir şans mı verdiniz de performansı iyi değil yolluyorsunuz bunları? Ya bunda yollarda U13, U14, U15. Anlıyor musun? Yani altyapı abi Türkiye'nin bir kanayan bir yarası Metin abi, Muratçığım. Yani altyapı benim için yani yazık günahdır. Oradaki oraya kaliteli, bu işi bilgili, bu işi yani şefle yapan, bu işi onun bunun adamı olmadan, bu işe gönül veren, bilgisiyle yukarıya çıkaracağı oyuncularla kaliteli oyuncuya kaliteli antrenörlere getireceksin. Ve maaşı da öyle 3 lira 5 lira vermeyeceksin. Vereceksin 15 lira 20 lira. Tamam mı? Koyacaksın başına altyapının. Diyeceksin ki bana, kardeşim her sene bana 4 tane 5 tane oyuncuyu üstüne at. Tamam mı? Bak şimdi nasıl çocuklar çıkıyor. Sen bu konuyu söyleyince ben de biraz önce antrenmandan geliyordum. Testin çıkışında üzerinde Samspor formalı belli antrenör. Elet ne tarafa gidiyorsun abi dedi arabayla. Dedim meydana doğru gidiyorum. Bak şimdi vizyona bak şimdi. Ben de dedi şeye kadar geliyorum dedi ama konuşması yarım Türkçe. Ben acaba hangi memleketli falan dedim. Gel gidelim beraber dedim. Geldi ben dedim tanışalım. Ben de altyapıda hocayım dedi. Ama bunları hepsini yani ben düzgün anlatıyorum ama o yarım kelimeyle soruyor. Ülke neresi dedim. Brezilya dedi. Şunu demek istiyorum. Şu anda Samsun altyapısında Brezilya'dan antrenör var.
Niye Samsun'un çocukları ne demiş? Ama eve gidecek Samsun'un, ama Samsun'un, şu, Samsun'un cefeleri ne demiş? Yani bu sadece futbol bazında değil, antrenör bazında da var yani. Tamam, evet. Belki bizim içimizde de var yani, biz kendi birbirimize de böyle çekememizlik yapıyoruz. Evet ama şu da var yani, hani siz biraz önce dediniz ya parayı da verecek falan diye. Değil. Belki parayı da verdi, iyi bir antrenör getirdi. Bilemeyiz şu anda neler yapıldı yani. Altyapılar birkaç sene sonra ancak öyle, meyvesini verir. Yani Metin abi öyle altyapıya ya da üst yapıya, demin de biraz önce arz ettim ya. Şimdi 10-15 tane yabancı oyuncu alacağına bir tane Hacı gibi, Şumahir gibi kaliteli oyuncu alabilirsin. Şimdi antrenör bazında da öyle. Bir tane öyle iki tane alabilirsin yani antrenör bazında böyle. Dünya vizyonu geniş, tamam mı? Bilgisi geniş, tamam mı? O anlamda alırsın. Yanına da Samsun'un hocalarını, antrenörlerini monte edersin. Hem onlardan bilgi alırlar birbirlerinden, bir şeyler öğrenirler. O anlamda olabilir. Bir tane iki tane olabilir ama tabii. Sen dışarıdan oyuncu alıyorsun, dışarıdan antrenör alıyorsun. Bence her zaman karşı olduğum gibi. Şimdi biz sezon başında Ertuğrul Soğan bu kadar böyle olacak dese inanır mıydık? İnanmazdık. Ama olmadı. Olmadı yani. Şimdi Samsunspor basketbol takımı ile ilgili de bilgi aktarayım ben size. Ondan sonra yine önümüzdeki maçla ilgili neler yapabiliriz? Yapması gerekir takımı. Biz tabii şey yapacağımız yok oyuncular biz adına. Dua ediyoruz abi. Evet, biz dua ediyoruz. Lafını kestim abi. Bülent abi izliyor. Bülent Kutbay. Cumhuriyet Halk Partisi Canik İlçe Başkanı. Bülent abime selam olsun buradan başkanıma. Evet. Şimdi Samsun basketbol bildiğiniz gibi ligi ikinci sırada bitirdi ve playofflara kaldıydı. Playoff'un ilk ayağında burada geçen gün ne gün oynandı o maç? Pazartesi günü oynandı. Manisa Büyükşehir ile eşleşmişti. 73-65 maçı aldı. 1-0 onlar playoff maçlarında 2-0 yapan yükseliyordu. Turu geçiyordu. İkinci maçı bugün oynadı saat 15'te deplasmanda Manisa'da ve 76-72 kazanarak 2-0 yaptı. Ve şu anda Mamak Belediyesi Akhisar Belediye Basketbol'dan gelecek rakibini bekliyor. İlk maçı Mamak almıştı. Bu ikinci maç Akhisar'da oynanıyor. Durumu nedir bilmiyoruz İkisi tabii şu anda. İkisi de yendiğimiz rakipler abi. İkisi de yendiğimiz tabii takımlar. Yani basketboldan... Yani biz Merkez Efendi'yi yensek şampiyonduk abi. Zaten evet, o da uzatmalarda gitti yani. Son periyot çok kötü oynadık çok abi kötü. Yani. Evet. Üçüncü periyot mükemmele yakın oynadık. Dördüncü periyot tam tersine çok kötü oynadık. Evet. Elimizdeki maçı verdik. Basketbolda da durumumuz bu. İnşallah doğrudur. Şu yorumları okuyalım. Peşinden de Altınordu, yani Samspor'un cumartesi günü önce Altınordu maçı ile ilgili nasıl bir kadro bizi başarıya gösterir, götürür, onu konuşalım. Buradan Köksal Pala izliyor. Adliyenin karşısında Pala erkek kuaförü, o da büyük Samspor'u. Selam olsun Köksal Pala'ya. Kim verecek abi? Başkan 2'de 1, ben de onu okumuştuk. Murat Öztopal da ayrı parantez. Bu konuyu nedir? Yani, Mustafa Öztopal mı diyor? Murat Öztopal demiş ama herhalde belki Mustafa Öztopal demek de. Murat Öztopal diye birisi yok ki abi. Ona göre. Öztopal da hani transferlerle ilgili, skotla ilgili konuşuyor. Mustafa Öztopal. Yani Murat deyince soy isimden ancak o şekilde şey yapabiliriz. Doğru. Yamago yamuldu. Boş transfer. Birileri Samspor Bahçeli. Gelenlerin içinde gene en azından iş yapacak oyuncu. Evet, gençti, en genci o. Zaten aynen. 19 yaşında. 19'da bize geldikten sonra girdi. Başkan en son yaptığı açıklamada açıklamadan sonra gene profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmiş. Öyle bir şey ben duymadım ama. Ben nerede açıklama yaptık? Şeyde yapmıştı. Burada en son o önceki mevzu herhalde. Şimdi şöyle, buradaki basın toplantısına ben katıldım. Bayramın birinci günüydü. Başkan orada çok böyle sözlerini seçerek konuştu. İçinde bir yerde bir durum var ama ondan ben disiplin kuruluna gideceğini zannetmiyorum. Bilmiyorum, bu bilgiyle ben teyit edemeyeceğim. TFF sadece bize mi çalışıyor demiş. Antalya Spor'un başkanı neler söyledi? Biraz önce konuşmuştuk. Ali Koç desen öyle ama gücü yeten yetene maalesef böyle diyelim. Başka bir şey demeyelim. Saygı duyuyorum sözlerinize ve her şey para değil ve Recep'i gönderdin, adam top oynadığı kanallarda para sevdalısıymış. Bu işte kulis var mıdır diye kendim. Olabilir abi. Kulisin olmadığı yer var mı? Evet. Ama demek ki parayla da olmuyormuş bu işler abi. Yani demek ki yani her şey var. Şimdi takımda abi her şey var abi. Un var, helva var, yani yağ var, yumurta var, şeker var ama burada iyi bir aşçı yok abi, aşçı. Burada aşçı da kim? Burada Ertuğrul Sağlam.
Şimdi Başkan Yüksel Yıldırım sana her şeyi veriyor abi. Yağ veriyor, unu veriyor, şekeri veriyor. Her şeyini veriyor sana. En kalitelisini veriyor, en markalısını veriyor ama sen burada hoca olarak, aşçı olarak bunları yoğurup da güzel bir oraya bir pasta bir sunamıyorsun Samsun taraftarlarına. Evet, şimdi yine bir yorum var. Sizin şu andaki yorumunuzun benzeri ama peşinden yine size de konuşma şeyi çıkabilir. Bence bu seneki Merda abi ben görmedim. Bazen aynı anda düşünüyor abi. Bence bu seneki kötü oyunun tek sebebi Sayın Başkan. Ben işçi olsam öyle adamın yanında çalışmam. İkide bir her konuşmasında ben paramı verdim, para benim olmaz. Olmaz kardeşim. O zaman oynasın paran der futbolcu. Kim diyor abi, onu söyleyen kim abi? Bunu Selahattin Peçe. Selahattin Peçe, evet. Katılıyorum Selahattin Peçe kardeşim sana. Aynen. Güzel noktaya değindin. Doğru diyorsun. El platonuna param benim. Ama ben, şu var şimdi. Ben şimdi sana katılmıyorum. Hadi Metin abi, yok ha. Sen katılma. Ben kendi fikrim. Ben o evet. Arkadaşa kardeşime katılıyorum. Ben şimdi sana bugün geldim. Metin abi diyorum. Sana gel bugün bir öğlen yemeği söyleyeyim. Evet. Yemek yedik abi beraber. Parasını ben verdim. Her gördüğümde sana ya abi diyorum ben sana yemek söyledim ya abi. Her gördüğümde bunu söylüyorum. Sen ne diyeceksin bu sefer? Ya hocam senin yemenin de senin de işte nokta ve virgül ama işte. Ama bu senin dediğin konuyla bu konu aynı değil. Şimdi ya benzer bak, ya. Sen çalışmazsan işi ya bırakır gidersin. Ya benzer bir anlamda. Futbolcu oynayacaksa oynar, oynamayacaksa sözleşmesini fesheder gider. Ama ben sende futbol oynayacağım derse, sözleşmeye sadık kalacağım derse adam gibi çıkacak işini yapacak. Benim görüşüm bu. Yapmıyorsa ya götürdüğü ekmek, evine götürdüğü ekmek helal değildir. Ama onu, ya da yeteneği o kadardır yani. Ama onu sadece futbolcuya söylemiyor ki. Genel anlamda, genel çerçeveye baktığı zaman genel çerçeveye söylüyorum. Onu sadece futbolcuya söylemiyor ki abi. Ben de aynı böyle evet. Şey gibi yaptım. Var gibi yaptım ben de bir daha böyle. Anladım. Ali Durmuşoğlu, Ali Hocam'a su verin Allah rızası için demiş. Ali Hocam'a su var burada ya. Kameranın dışında mı kaldı arkadaşlar? Evet. Maalesef her şey parayla olmuyor. Yeğenim. Eyvallah. Haklısın. Kim onu diyen? Harçlığı da canlı. Ya, Yaşar abi, Yaşar Coşkun. Evet, Yaşar Coşkun. Almanya'ya selam olsun Yaşar abim, canım abim. İşte büyük Samsunlu. Bu gurbetteki bu büyük Samsunluları sevindirelim abi Cumartesi günü. Evet, Mustafa Kısaboy'un yine biraz önceki yorumların devamı olarak. Ali Hocam, altyapıdan bahsediyoruz. Oyuncu çıkartanların önemi yok ki. Birinin adamı değilsen... Yakın, evet, doğru diyorsun diye. Doğru. Evet, o konularla ilgili bizim de şahit olduklarımız var maalesef. İnşallah düzelir diyelim. Alper Güner izliyor bu Kavak'tan bu kardeşimiz. Selamlar Kavak'tan. Ben ikinci yorumu görmeden selam olsun Kavak'a buradan. Bu takım çıkacak inanıyoruz. Kavak'la Samsun Platform Başkanı demiş. Alper kardeşim sen Platform Başkanı olduysan seninle bir görüşelim biz o zaman. Halil Durmuşoğlu, Mustafa Aztopal düzeltiyorum demiş. Evet biraz önceki bir Aztopal analiz. Aztopal yazmış ama gene düzeltilmiş. Aztopal. Evet. Hayır, evet şimdi soy isimde sıkıntı var. Aztopal'ın ismi kardeş. Soy ismi daha doğrusu Mustafa Aztopal. Barış Cengiz iyi yayınlar demiş. Biz hangi kadroyla çıkar nasıl kazanırız? Ben söyleyeyim. Hırs mücadele bir ile birbirleriyle yardımlaşma bunlar olursa biz şampiyon oluruz demiş Hollanda'dan Ali Zengin kardeşimiz. Evet şimdi cumartesi günü Samsun saat 9'da Altın Ordu ile burada 1-0'ın rövanşını önecek. Murat senden başlayayım. Ali Hocam biraz su üstüne dinlensin. Abi şimdi şöyle. Ne yapması lazım Samsun ki 1-0 ile uzatmaya götürsün ya da 2-0 ya da 2 farklı yapsın maçı bitirsin. Şöyle abi şimdi biz geçen maç gibi oynarsak Altın Ordu bizi uyutur. Gene golü bize sıkıştırır. Bizim maçın başında turu istediğimizi rakibe hissettirmemiz lazım. İzleyen taraflara evet biz bu turu geçeceğiz demek nasıl söyleyeyim o baskıyı, o isteği kafadan görmemiz lazım. 20 dakikada skoru bulması lazım. Hani ben böyle yatayım 1-0'a oynayayım uzatayım ben gidersek Altın Ordu bizi boş geçmez atar. Biz son kalan 5 dakikada 3 tane falan atamayız. Evet. Biz ilk yarıdaki baskımızla maçı koparmamız lazım. 1-2 yapmamız 1-2'yi lazım. 1-2'yi ilk yarıdan yapmamız lazım. Evet. Çünkü Altın Ordu mükemmel kontrol hata çıkıyor. Evet. Kanatları, forveti çok iyi adamların. Bizim de defansımız aksine çok yavaş. Tabii şimdi hangi defansa çıkacak bilmiyorum. Büyük ihtimal yine aynı dörtlüğe çıkar da. Aynı çıkacak. Ben söyleyeyim size. Aynı çıkar. 2 tanesini ben değiştiririm onun yerinde olsa.
Ama kesinlikle kafadan ilk yarı maçı istediğini bize hissettirmesi lazım takımın. Savunmanın sağını ikisini değiştireceksin öyle ben mi? Ben Erhan'la Erkan'ı koyarım abi. Sol tarafta da Mücahit'le Yalçın oynatırım. Yani Mücahit, Yalçın, Erkan, Erhan oynarım ben. Tamam, aynen ben de kafamdan geçerim o. Forvet'e de dediğimi yaparım. Bir kanada Hamdun'u atarım. Bir kanada Guido'yu atarım. Forvet'e de ya Yasin'i atarım ya Gökhan Karadeniz'i. Birinden birini geri çekebilirim. Ya da tandem oynasınlar. Yani. Oynatabilirim. Yani tamam. Sonuçta bize orta sahada değişiklik yapar mısın? Ortada sahada Savicevic'i bozmaz. Bozmazsın. Tamam. Çünkü onlar anladım. İkisi artık oynuyor ya anlaşmaya da başladılar. Evet. Ali hocam, senin görüşlerini alalım bu konuda. Ya ben de şunu arz etmek istiyorum Büyük Sanspor taraftarlarına abi. Bu müsabaka yani son müsabakamız. Yani burada alacağımız bir mağlubiyet bizi bir sene daha geri atacak. Sezonu eva ediyoruz. Yani bir sezonda boş ekmiş olacak. Burada futbolcu kardeşlerimize ben şöyle seslenmek istiyorum. Bir, soğukkanlı olun. İki, ruhunuzu, şahsiyetinizi, kişiliğinizi, vicdanınızı sahaya yansıtın. Hırsınızı, azminizi, yüreğinizi, ciğerinizi patlayana kadar o yeşil çimlere 90 dakika boyunca koşun yani. Belki 120 dakika olur, belki penaltılar olur. Tabii. Yani aman aman orada bir gol yemeyelim. Devamsımıza da buradan sesleniyorum. Yiyeceğimiz bir gol getirir. Bize 3 tane atacağımız bir gol getirecektir. Onu da atabilirsek. Burada teknik direktöre hadi sezon boyunca yapmadığın bir şey söylemek istiyorum hocam. Ya bu çocukları topla. Bu çocuklara bir anne şefkati, baba şefkati. Tamam mı? Bunlara bir yaklaşımını göster. Bunlara bir beşeri münasebetlerini biraz artır. Bunlarla biraz diyaloğa gir. Bunları biraz okşa. Bunları biraz beyinlerini yıka. Müsabakaya yani kazanmak için bunların beyinlerini yıka hocam. Çünkü başka bir 90 dakika daha yok yani. Çünkü gireceğimiz bir seneyi heba edeceğiz yani. Defansına baktığımız zaman Altın Ordu'nun defansı iyi bir defans değil abi Altın Ordu'su. Biz kesin gol atarız abi. Öyle yani onlar çünkü hata yapabilen bir Altın Ordu defansı var abi. Yani orta sahası ve forvetleri iyi tamam ama defansları bir de sağdan soldan defanstan sağ bek, sol bek, stoper, geriye pas yapmayalım ya. Bunları işte sağ açıktan, sol açıktan bindirme yapalım. Son 5 dakika, son 10 dakika o bindirmeleri yapmayalım. Bindirme yapalım. Orta sahadan vuracağımız, ayağımıza gelen toplarla zaten genellikle duran toplarla gol oluyor. Duran topların haricinde ayağımıza gelen topları vuralım kaleye ya. Çok kaleye vuralım. Vur 20 tane, 30 tane kaleye vurana ceza kesmiyor hakem ya. Vur, vur. En azından vurursun kaleye topu, kaleciden seker, o anda orada vurunu bizim futbolcu alır hemen atar golünü, penaltı yaptırabilir. Evet. Yani ayağımıza gelen topları değerlendirelim. Yani gereksiz paslarla, gereksiz arkaya geriye dönmek de, sağa sola dönmek de, yok %90 sağlıklı topla iyi oynamış. Ya bana ne kardeşim, %10 oynayalım da iyi oynayalım, biz vuralım topla, ileride oynayalım. Kendi sahamızda oynamayalım. Müsabakayı, maçı rakip sahaya yığalım, tamam mı? Evet. Sağ ve soldan, kanatlarla, orta sahadan göbekten gelerek, vurarak. Yani onun için bu müsabaka bizim için önemli Metin abi. Başka bir şansımız yok. Yani ona göre öncelikle kardeşlerim ruhunuzu koyun. Yani vicdanınızı koyun. Bu çıkmak istemiyorsanız da bizim için çıkın ya. Bu taraftar için çıkın tamam mı? Çünkü belki siz hak etmediniz bunu ama belki teknik ekip de hak etmedi ama bu taraftar bunu hak etti abi. Tamam mı? Bu taraftar için oynarım. Bu şehitlerimiz için oynarım. Tamam mı? Mustafa Kemal Erkan'ın için oynarım. Bu adama bu kupayı getirin yani. Ali hocam sen de Murat'la görüşlerini söylediniz bu önündeki maçla ilgili. Maç öncesi de Ertuğrul Sağlam bugün açıklama yaptığını söylemiştim. Ben tam açıklamanın metni geldi. Şu anda onu paylaşayım izleyicilerimizle. Peşinden de son sözlerinizi alıp programı kapatacağım. Ertuğrul Sağlam Altınordu ile oynadığımız ilk karşılaşmada uzatma dakikalarında kaçırdığımız penaltıyla belki de ikinci maç için kendimize avantaj sağlayacak bir skoru kaçırdık. Futbolda tabii maalesef bu kadar ince çizgiler üzerinde gidip gelen bir oyun. Mesela maçı birbirine getirseydik bugün herkes mutlu, ikinci maç için bugünkinden daha fazla umutlu olacaktık ama bu fırsatı değerlendiremedik. Maçtan sonra konuştuğum gibi bizim takımımızın kalitesi, oyuncuların isteği, arzusu, karakteri ve
karakteri bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede. Çok fazla konuşmanın bence anlamı yok. Artık sözlerin, kelimelerin bir şey ifade etmediği yerdeyiz. Ama şunu da içten samimi bir şekilde söylemek istiyorum ki az önce bunu oyuncularımıza da çok net bir şekilde aktardım. Ben bu oyuncu kardeşlerimizin cumartesi akşamı çıkıp kendilerine yakışan mücadeleyi ortaya koyacağına, ligin son 4 haftasında ortaya koyduğumuz iyi futbolu daha da iyiye getirip iyi mücadelenin yanına güzel futbol ekleyeceklerini, önce bizi finale çıkaracaklarını ve sonrasında da çarşamba günü bizi Süper Lig'e çıkaracaklarına yürekten inanıyorum dedi. Takımla ilgili bilgi verirken de takımımızda Kubilay'ın dizinden bir sakatlığı vardı. Şu anda durumu iyi. Takımla antrenmanlara başladı. Onun yanında Tomane'yi de belli bir kısımda antrenmana alacağız. Bugün için konuştu. Onun durumunu da gözlemleyeceğiz. Ama şunu açık yüreklikle söylemek istiyorum ki cumartesi akşamı kim oynarsa oynasın, sahada kim görev alırsa alsın, kenarda kim beklerse beklesin, herkes birbirine destek olacak, birbirine yardım edecek ve Allah'ın izniyle biz Altın Ordu'yu geçip finale adımızı yazdıracağız. Buna ben yürekten inanıyorum. İnşallah hep birlikte başaracağız dedi. Ben de inşallah hocam diyorum ve sözü tekrar size atıyorum. Bunu ben de o lafın üstüne bir kelime konuşayım abi. Yani biz filmi tekrar başa alıyoruz, sarıyoruz. Bir daha o filmi bir daha seyrediyoruz abi. Ama bu filmin açıklaması, de son sahnesi hocam. O açıklamasına yani karşılık. Anladım. Ama her hafta, her baştan sonra son sahne diyor ama. Her hafta, her müsabakadan sonra ileriki oyuncağımız müsabakalar için hemen hemen aynı yorumları yapıyor. Yani ama inşallah iyi olur diye bekliyoruz ama umudumuz kaybetmeden. Ama bundan sonra işte telaffuz olmuyor. Son 90 dakika burada konuştuklarında herkesi bağlaması lazım. Abi bizi bağlayan bir şey yok ki. Bizi bağlamasın herkes abi. Bizi değil, konuşan kişiyi. Abi yani. Bizi bağlamasın. Taraftarı bağlamasın zaten. Sen kendini bağla. Teknik direktör olarak futbolcuları bağla. Tamam mı? Onlar iyi bir, öyle bir bağla ki ibne değil yani. Zincirle bağla onları. Sahanın içine motive et. Sahanın içine bağla onları. O müsabakaya alsınlar. Bizi bağlama. Bırak bizi yani. Bize sinema, tiyatro seyrettirme bize yani. Abi baskılı başlayacaklar, baskılı bitirecekler. Oynayacaklar zaten fazla bir maç sayısı kalmadı. Evet. Neyi var neyi yok verecekler. Yani artık maçlarda VAR protokolü uygulanıyor. Hiç bunu kullanmıyoruz ya. Biraz defansa da hata yapıyor. Zorlayın da. Yani en ufak temasta verecek zaten bu penaltıyı. Evet. Topu ayağına alan kanat oyuncularımızdan bak. Hamrun çok iyi adam geçiyor. Buyu da çok iyi adam geçiyor. Yasin çok iyi adam geçiyor. Abi zorlayın ya. Bundan bir şey yok. Hiç zorlamadık. Hiç denemedik, hiç aramadık. Yani bu maç bunları yapmazsak bizim işimiz gene zor abi. Kanatlardan içeri zorlarsak bunlar çok hata yapar. Abi zorlamıyoruz ki niye? Alıp da kanatlardan içeri girmiyoruz ki. Alıyoruz. Sağa dön, sola dön. Pas yap. Üçlü pas yap. Dörtlü pas yap. Beşli pas yap. Geriye dön. Ya bırak pası. Murat kardeşimin dediği gibi. Al topu kardeşim sağ kanattan gir içeri dön. Al sol iç, sol bek, şey, sağ iç, sol iç. Al topu gir içeriye dediği gibi. Ya o da bir kendine faul yaptı. Verdi, penaltı verdi kendine ya. Verir abi, var yani eskiden yoktu. Şimdi en ufak topu da veriyorlar. Ama ne yapıyoruz biz? Alıyoruz, geriye dön. Pas yap, onu yap, bunu yap. Yok. Ya baskılı oyundan başkası bizi çıkartmaz abi. Evet. Kesinlikle baskılı başlayıp baskılı bitirmemiz lazım. Abi. Dursun evet. İyiydi izliyor. Selam olsun burada. İsmail Koç iyiydi izliyor. Selam olsun. Öyle 1-0'a uzatalım dersek. Ali Zengin demiş ki abi yarın akşam Samsun'dayım demiş. Hollanda'dan. Selam olsun Hollanda'ya buradan. İnşallah Allah'ın evet. İki yorum var. Onları da okuyayım. Ondan sonra. Hırs yok, azim yok demiş Kamil Özer. Bu haftada böyle olursa Allah göstermesin Altay şampiyon olur demiş. İnşallah son perdede bir parlama yapar bizim oyuncular diyelim. Finalde de belli olmaz. Yine Kamil Özer, Allah sağlık, pardon Allah'ın ağzınıza sağlık, Allah'a emanet olun. Güzel program oldu, hayırlı akşamlar dilerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Biz de sizler de denk kattınız programı. Ege Rulo, Altın Ordu'da Ahmet İlhan sakatlık derecesi yüksekmiş. Bu hafta oynayacakmamış. Zaten bu oyuncu İnşallah sakatlık olmaz. Yani sakatlanıp çıkma şeklinde bakıldığı zaman 3-4 günde iyileşecek bir sakatlık değil. O dinlenme. Çok önemli oyuncu abi. Çok önemli oyuncu. Oldu 3 eksik. 2 yok bu oydu zaten. Bir de cezalı vardı. Bir kırmızı kart var. Bir sakatlanıp çıkan bu Ahmet İlhan'dı zaten. 2 oyuncu eksiği var şu anda. Ahmet İlhan etkili silah abi. Çok hızlı. Ama şu da var yani bize rakibi konuşturacak kadar duruma getirdiniz ya. Helal olsun oyuncular size de. Bu da benim sistemim olsun size. Haydi Samspor futbolcuları, Samsun'un çocukları ve biz gurbetçiler için Süper Lig'e, gurbete Samsporlu olmak zordur. Sevindirin bizleri demiş Ramazan Semiz. Dursun Yiğit'i sen okumuştun
abi. Ya okumadım ben Dursun. Öyle mi? İyi yayınlar Ali kardeşim. İyi herkese yayınlar. Selamlar. Bu futbolla işimiz çok finale çıksak bile bu futbolla bizi duman ederler. İnşallah iyi futbol oynarız. Doğru. Gökhan Alsan doğradı bizi demiş. Sürpriz yapıp Gökhan Alsan 11 oynatırsa işe bak sen. Doğru ters yani. Psikoloji. Hani futbolcu hocam sen beni oynat ben bunu telafi edeyim falan derse de. Evet. Metin abi Tanju abiyi bağıracaktık gerisi geçen hafta. Evet. Pazartesi günü. Tamam. Teknik arızadan dolayı zaten yayınlayamadık. Bağlanamadık o şeye. Program yapamadık zaten. Evet. Bugün de Tanju abinin işi vardı. Bağlayamadık Tanju abi şimdi. Yayına katılamıyor. Tanju abi, Tanju Çolak Futbol Akademisi diye abi 01-07 Haziran'da şöyle göstereyim. Tanju Çolak Futbol Akademisi 01-07 Haziran 2021'de Side'de Antalya'da Türkiye futbolu seçmeleri var. Türkiye. Ama bunlar dışarıdan gelen oyuncular. Yurt dışından gelen. Evet. Bunlara squad ekipleri izleyecek abi. Türkiye şeyde Samsun, Antalya'da. Büyük kulüplerin squad ekipleri. Yani büyük kulüplerin squad ekipleri var abi. Evet. 4 tane müsabaka oynayacaklar, tamam mı? Genel koordinatörlüğünü de Hüseyin Ürkü'den yapıyor. Türkiye genel koordinatörü Tanju Çolak Futbol Akademisi'nin. Avrupa'daki gençler buraya gelecekler. Bir hafta boyunca burada güzel bir kamp şeyi geçirecekler Antalya Side'de. Evet. Orada da büyük kulüplerin Side'de squad ekipleri, bunların içinde beğenenleri takımlarını alacaklar. 4 tane müsabaka oynayacaklar. Buradan da Tanju abime, Kral Tanju'ya selam olsun. Yücel abim, Yücel Çolak Ankara'da. Evet, Yücel abimin de kardeşi Yücel Çolak da Samsun ve Galatasaray dahil olmak üzere 16 takımda futbol oynadı. O da Samsun'umuzun değeri, beyefendi, karakterli, düzgün. Hatta Selamet Atlı ve Hüseyin Karaçık'ın programlarına taraftarın sesini analizler yapıyor. Çok güzel analizleri var. Buradan Yücel abime de selam olsun. Onlar da bizim Samsun'umuzun gururları. Avrupa ve Türkiye golkları Tanju Çolak. Seviyoruz seni abicim. Buradan selamlarımız olsun. Saygılarımızı arz ediyoruz. Evet, Tanju Çolak Futbol Akademisi 1 ile 7 Haziran arası Türkiye futbol seçmeleri Side'de Antalya'da. Onun için bunu da ifade etmek istedim. Buradan da selam olsun diyorum. Evet. Son sözlerim bu muydu amicim? Son sözleri yok. Bunları alalım. Yok, bunları ben Tanju abinin işte futbol akademisiyle ilgili Ha yine yani başka sözün varsa onu da alalım dedim programı. Kapatıyor muyuz? Kapatacağım. Seçmeler de çok zevkli oluyor biliyor musun? Çok zevkli. Bir de yani bunlar doğru. Avrupa'da oynayan işte oyuncular, Türk evet. oyuncuları buraya evet. gelecekler Antalya'ya, tamam mı? Çok güzel bir orada kamp gecesi geçirecek, kamp günü geçirecekler. 5 yıldızlı otellerde kalacaklar orada. Üst düzey takımlardaki Sky ekipleri burada onları izleyecekler. Tabii evet. beğenenlerini de takımlara değerlendirecekler. 4 tane müsabaka oynayacaklar. Güzel bir oluşum abi. Tanju Çolak Futbol Akademisi. Buradan Tanju Çolak ve Yücel Çolak abilerime de selam olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çünkü böyle değerlere sahip çıkmak lazım. Bu değerlere de işte Tanju Çolak Futbol Akademisi sahip çıkıyor. Bizden de kimse gidip izlemez ha. Herkes gider. Biz Samsun'da kimse gitmez. Ya şimdi öyle bir enteresan var ki. Şimdi Samsun'da oyuncular altyapıdaki oyuncuları beğenmiyorlar. Yolluyorlar böyle 15-16 yaş grubundakileri. Bir sene sonra seyrediyorlar başka takımları, Samsun amatörlerinde başka takımları seyrediyorlar Samsun'un antrenörleri. Ya o bu çocuk çok güzel, bunu biz alalım. Ya hocam A takımdan, B takımdan, tamam mesela diyelim örnek. B takımdaki oyuncuyu seyretmeye gidiyorlar. Ya hocam bunu bize verir misiniz? Ya, o da diyor ki ya hocam zaten o bir sene sonra siz, bir sene önce onu siz yolladınız da zaten. Zaten siz dedi bu oyuncu. Yani böyle bir zihniyet var. Yani bu Samsun Spor'un altyapısında böyle bir onun bunun adamı olma şeyi var. İnşallah yeni yapılanmayla Batı Park'ta Yüksel Yıldırım'ın işte 50 trilyon yakın para harcar orada. Evet. İşte böyle Samsun'un cevherleri çıkıp da değerlendirirse Samsun ve Türk futboluna katkı sağlar onları diye düşünüyorum. Onlara oynayacak cesaret de teknik ekip lazım. Oynatmadıktan sonra... Ya hepsini oynatsın demiyoruz ki. Bir tane iki tane ser bununla içine bir ser. Bir tane yok işte oynatmıyor abi. İşte oynatmıyor işte. Oynatmıyor. Yani şöyle de ki... Erken koparsaydık da belki son 3-4 maç oynatırdım diye hevesim vardı. Niye geçen sene biz? Niye geçen sene 10 puan öndeydik, oynatmadık? Oynatmadı işte. Oynatmadı. Adana Spor maçından burada oynatmadı yine oynatmadı abi. Ya zaten çıkmışsın lige. Oynatmadı. Ya ne zihniyet ne abicim? Ya bu çocukların Samsunlu oluşumu yani. Ya ben bir Samsunlu olarak benim zoruma gidiyor abicim ya. Zoruma gidiyor. Vallahi de billahi zoruma gidiyor ya. Yani bu çocukları değerlendirmemek, bu çocuklara sahip çıkmamak antrenörlere sahip çıkmamak benim zoruma gidiyor. Ya demek ki dışarıdan gelen daha burada daha tatlı oluyor yani. Evet.
Bölgesel amatörle ilgili de son bir haber vardı. Haziran'ın ilk haftasında oynatmaya çalışacaklar maçları. Ama duyduğum kadarıyla da... kaçıncı söz abi? Ama duyduğum kadarıyla abi şimdi Sinop'ta, Gerze Spor'da bizim Samsun'umuzun değerli bir antrenörü var, Ufuk kardeşimiz. Hatta Sinop'ta da polis. Onlarla görüşüyoruz ara sıra. Ya onlar komple takımı dağıtmışlar. Şimdi nasıl Haziran sonra oynayacaklar? Bu son... Herkese izin vermiş, herkese evine gitmiş. Yok yok, Ali abi onu ben biraz açıklayayım size. Ali hocam daha doğrusu. TFF en son kararında dedi ki isteyen lige katılabilir, isteyen katılamaz. Katılmayanların hakları baki 2021-2022 sezonunda da devam edecek hakları dedi. Katılmak isteyenler de kalan takımlar arasında bir artık grup usulü herhalde bir maç oynatacaklar. Katılıp katılmayacağı hakkında takımlardan şey istediler, yazı istediler. Herhalde onlar katılmamayı düşündüler ki ama şurada öyle, orada şurada bir enstantane var abi. Ama katılan takımlar da yani küme düşen de olacak ama orada. Amatör düşen de olacak, orada düşme de varmış ama. Statüyü bilmiyorum ama o şekilde bir biliyorum ben orada değil. Mesela ben iki hafta önce şeye çıktım, maça çıktım bir Karasamsun'un bir sabahısına. İki hafta önce o benim dediğim olay yoktu. O Mayıs'ın sonunda başlatacaklardı. Yok yok. Başlatamadılar. Yok yok, ibareyi diyorum ben. Çorum'la bir maç ettiler orada, Çorum Çimatoğlu'da. Orada da aynı ibareyi kullandılar. Ya hocam dedi de işte böyle böyle. Hani evet, katılmayan takımların hakkı baki kalacak bir dahaki seriye. Ama baki... katılan takımlar orada düşme olacakmış. O zaman dedim evet, ki Sayın Başkan o zaman o müsabakaya, o lige kimse katılmaz ki o zaman. Ben de haklımı saklı bırakırım. Bir dahaki sene katılırım o zaman. Bizim eksikliğimiz olsun. Biz şimdi Samsun takımlarıyla görüşüp de ne karar aldıklarını henüz sormadık. Yok yani katılan eğer küme düşecekse o zaman oraya daha katılmaması daha iyi yani. Baki, hakkının baki kalması daha iyi. Takımına güveniyorsa da belki bu şeyi fırsat olarak da fırsatı da çevirebilir yani. Öyle de olabilir. Üçüncü lige yükselme anlamında. Tabii. Öyle de olabilir tabii. Tersten bakarsak o da olabilir, doğru. Evet. Ali hocam sana son söz için döneceğim tekrar. Murat senin son sözlerini alayım. Son sözün cumartesi Allah yardımcımız olsun. İki saat oluyor çünkü yavaş yavaş. Aynen. Cumartesi için bütün takımımıza dua edelim. Olur ya da olmaz. Olmazsa çok üzüleceğiz mi? Kahrolacağız. Olursa sevineceğiz mi? Bir aksine o kadar sevineceğiz. Ama yine tutacağız. Yine seveceğiz. Yapacak bir şey yok. Vallahi sabah akşam ben dua ediyorum. Herkes dua etsin. İnşallah geçen taraf biz oluruz. Buradan oyunculara söyleyecek bir şey yok abi. 35 haftadır söylüyoruz. Gereğini artık teknik ekip söyleyecek. Dediğim gibi çok istersek bizim bu kadromuz, bizim ligde yeneceğimiz takım yok. Bu kadro çok isterse 3 de atar, 4 de atar. Önemli olan futbolcuların takımı turuna kadar istediği. Bunu da cumartesi göreceğiz. Vallahi bütün kalbimiz, dualarımız, her şeyimiz onlarla. O günü bekliyoruz yani şu saat dakikadan sonra. Evet. Erdal Cansu geldi yayına. Erdal Cansu, Samsun'umuzun duayen gazetecisi. O da efsanesi. Buradan Ankara'da şu anda selam olsun Erdal abi, Erdal babaya. Ellerini öpüyorum. Şimdi son sözlere gelince, evet Murat kardeşimiz de ifade etti. Son 90 dakika burada ruhumuzu, yani demin de söyledim, devamlı söylüyoruz zaten. Ruhumuzu, benliğimizi, yani her türlü şeyimizi ortaya koyalım. Ertuğrul Sağlam hocam, futbolcu kardeşlerim, başka bir 90 dakika yok. Burada biz zaten alıştık zaten. Biz zaten karamsarlığa alıştık. Biz zaten rahat maç izlememeye alıştık zaten, tamam mı? Bizim boynumuz zaten bükük. Tamam mı? Hiç olmazsa yani kendiniz için oynamıyorsanız ruhunuz için oynayın. Herkes bir ruh taşıyor değil mi? Öldükten sonra da insanlar çürüyor ama ruhları duruyor. Evet. Hiç olmazsa büyük Samsun taraftarları için. He, bana soracak olursanız senin öngörün ne? He, çıkmamış canına umut kesilmez. Ama eğer bu son oynadığımız maça bakarsak, bu şekilde oynarsanız, bu şekilde ruhunuzu, bu şekilde mücadelenizi sahaya yansıtırsanız, ben şunu ifade etmek istiyorum. Sayın hocam, sayın kardeşlerim, futbolcu kardeşlerim, eğer bu şekilde olursa, işimiz size de kalmışsa, işimiz Allah'a kalmış. Biz sabah da akşama kadar yatalım, kalkalım, 5 vakit namaz kılalım, dua edelim, bu işler duayla olmuyor. Bir şey çabalarsın, azim edersin de, ondan sonra dua edersin de Allah da o çabaladığını görür, duayla çabayı birleştirir, seni başarıya getirir. Yoksa sen çalışma, sen çabalama, sabah da dua et. Duayla olacaksa işte onun için işimiz Allah'a kalmış. Umut ediyoruz.
İnşallah umudumuz boşa çıkmaz ama büyük Samsun taraftarları, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizim Samsun TV kanalından, Metin abinin moderatörlüğünde işte, Tribün 55 programından, genel yayın yönetmenimiz, değerli İsmet Aktaş abimize de buradan selam olsun. Emeğine yüreğine sağlık. Başta gurbet olmak üzere büyük Samsun taraftarlarına hayırlı akşamlar diyorum. Rahmetli Nuri Hasan dediği gibi bir sevdadır Samspor. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Ne mutlu Samspor'u karşılıksız ve menfaatsiz sevenlere diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Sağlıkla, sevgiyle ve Samsporlu olarak kalınız kardeşim. Evet, ben de son sözlerimi söylerken öncelikle program başında okumuştum. Kulüpten bir açıklama gelmişti. Cumartesi günü oynanacak yarı final rövanş maçında taraftarla ilgili herhangi bir gelişme yok. Taraftar alınmayacak. O anlamda kulüp açıklama yaptı. Bunu sizlere belirteyim. Bildiğiniz gibi Samsunspor 1-0 yenildi. Altınordu yarı final playoff maçının rövanşını cumartesi günü saat 21'de kendi sahasında oynayacak. Burada en az 1-0 maçı uzatır, 2-0 ya da 2 farklı 3-1 gibi, 4-2 gibi, 5-3 gibi skorlar da Samspor'u finale çıkarır. Temennimiz Samspor'un hem bu turu geçmesi hem de finalde layık olduğu yere Süper Lig'e çıkmasıdır. Bu dilek ve temennilerle programı kapatıyorum. Pazartesi günü inşallah yine sizlerin karşısında olmaya çalışacağız. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar.